Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Veselatu ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak tefikini refik eylesin inşallah. Hizmeti imaniye, Kur'aniye de bizi daim kayım sayım eylesin. Beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı ikramı, ihsanı, lütfu ve keremi olan Hizmet imaniyi elimizden almasın. Ee, Dima kaç? 242. 242 ve his? 13. 13. Bugün en kaçı? 12, 11, 12, 11 2023 Anavut köydeyiz. 13, 17 dakika bir şey yapalım, buçukta başlamış oluruz. Dima, farkındalığın gücü, farkındalık yani kendisiyle alakalı. Sahip olduklarının farkındalığı kadar enanet de güçlü olur sahip olduğun nimetlerin farkındalığın var ya o aynı zamanda bir çan iki yüzü gibidir. Her bir şey ne kadar nimetse aynı o oranda nikmettir. İman neyse küfür onun zıttıdır. İtikat neyse şirk onun zıttıdır. Şirk itikadın öteki ucudur. Mesela Allah neyse ne anlama geliyorsa zıttı inkardır. Onun için 60 sene yaşayan bir insanın iman ederek sonsuza mazar olduğu gibi inkar ederek niye sonsuz azap oluyor? Çok soruluyor ya. 60 sene yaşayan bir insan 60 sene ceza verilsin. Cehennemde niye sonsuz yanıyor? O reddeden, iman eden ruhlarla alakalıdır. Yani kabul eden, reddeden beden değil ruhtur. O zaman sonucu da ruha göredir. Ruh zamanla mukayet değildir. Zamanı aşkındır. Ruh zatımdan öfledim diyor. Zaman ise esmadır. Esmanın arkasındadır ruh. Dolayısıyla ruhun kabul ettiği Allah, reddettiği Allah ona göre mükafat alıyor. Yani ruhun yaşı yoktur. Onun için 60 sene bedenle alakalıdır. 70 sene bedenle alakalıdır. Ruhun yaşı yoktur. Bu birinci yön. Bize bakan yön. Bir de inkar etmek ve iman etmek niye sonsuzdur? Red edilen ve kabul edilen odur. O zaman mükafatın da cezanda o cinsten olacaktır. Reddettin oysa cezan da onun cinsidir. Yani onun varlığının zıttı kadardır. Allah'a iman ettin. Ona müka onun mükafatı, onun sana mükafatı veriyor. Kendi varlığının daimiliği kadardır. İki yönlüdür abiler. İnkar eden ve kabul eden ruhtur. İnkar edilen, kabul edilen de Allah'tır orası, burası. Onun için sonsuz oluyor ceza da mükafat da. Farkındalık ben Müslümanım, ben insanım. Bak bu masanın üzerinde ders yapıyoruz. Masa bilmiyor. Farkındalığı yok. Onun için gücü yoktur. Ama insan suretinde ustat diyor. Şeytan, insin, şeytanlar da var. Veya leylim leylim mutfak, tuvalet, yatak işte yaşıyor. Mutfakta, tuvalette, yatakta işe gidip geliyor dikdörtgen içinde. Hayat o kadar basit oluyor. Yani farkındalık ben varım. Eskiden beri derim bir daha söyleyeyim. İmandan bile öncedir. İman onun ifadesidir. Ee, Allah var iken hiçbir şey yoktu ya. Şimdi de Allah gene o var etti. Yani o Allah var iken, varlık yokken ben tercih edilmişim. Kim etmiş? Sonsuz Allah'a. Sonsuz. Benim ne meziyetim vardı? Hiçbir meziyetim yoktu. İşte ben tercih edildim. Bir, hiçlikte kalmadım. 24. mektuptan söylüyorum. Tercih edildim. Hiçlikte kalmadım. Vücut sahnesine çıktım. Taş olmadım. Camit kalmadım. Bitki olmadım. Hayvan olmadım. Melek ve cinlerden de olmadım. İnsan oldum. Sonra İslamiyet'i tattım. İmanı aldım. İmanı verdi. Ve bu derste de zatına muhatap etti. Ne yapacaktı başka? Bu farkındalık sana güç veriyor işte. Bu güçtür. Bu farkındalık kendisi güçtür. Bunu yitirmek pısırık olmakta. Ha. Hay. Yani o çocuklarda oluyor ya. Hiçbir şey memnun edemezsin. Tablet ver, bilgisayar ver, gezdir. Biraz önce gel işte getirdin, bir hafta gezdirdin. Gel böyle. Ertesi sabah kız da var, çocuk da. Hayır baba. Hayır mı mız mız bilmem ne ya. Ha böyle kıymet makinesine koyasın geliyor. Biz de hatırlıyoruz da çocukluğumuzu. Taşta oynuyorduk, arabamız yoktu. Yani farkındalığım, farkındalığımızı yıkıyor bu medya. Hayır, mızmış gibi. Farkındalığın gücü işte bu. Fark etme fark ettirmek. Adama diyorum ki ilkokul dörde gidiyordu veya üçe en fazla üç elektrik geldi. Düğmeye basarken o aynı anda ikisine. Diyordum böyle basıyor. Tak şaşırıyordum. Hoca buzdolabı da mı yoktu? Elektrik yoktu diyorum. Buzdola yokluğu anlamıyor ki. Buzdolabı da mı yoktu diyor. Neydi be? Yokluk başka bir güçmüş. Yokluk başka bir mutluluk zeminidir biliyor musunuz? O zaman ben çok iyi hatırlıyorum. Çünkü çocuktum. Annemin yanındayken, annemin arkadaşları vardı. Biraz büyüyünce babam beni yanına alırdı işte. İki tarafı da biliyorum. Bir tane Allah'ın kulu psikolojin bozuktur diye birbirlerine yakındıkları yoktu. Bir tane rastlamaz psikoloji kendimi geliştirdi yok. Bir tanesi diyor ki bizim işte gurbette geldi. Gurbette adam gelmedi. Mektubu geldi. Ondan sonra bizim sığır şey yaptı, neşadır içir gibi farkındalık. Acayip bir şey. Kim olmadığını gördüğünde, kim olmadığını gördüğünde kim olduğunu ortaya çıkar. Ben derken aklım mı, vicdanım mı, kalbin ve ruhunu mu kastediyorsun? Yani iki yönlüydü ya, yani bir şey ne kadar nimetse o kadar nikmeti de taşıyor. İman edebilmek, inkarı reddetmekten olduğu için İnkarın zıttı kadar nimettir. İman etmek aynı zamanda inkarın zıttı kadar varlıktır. Aynı o biraz önce konuştuğumuz gibi. Şimdi ben kimim? Çok zor. Ben kimim? Ne yazarsan yaz, bitiremezsin. İnsan nedir dersi gibi. Çok uzundur. Kolay bir yolu seçtim kendimce. Ben ben kim değilim? Ben ne değilim? Ben neyim diye uzun uzun sonsuz yazı olur. Sonsuz düşünce. Ben kim değilim? Kim olmadığımı gördüğümde... Kim olmadığını gördüğümde... Bugün sofrada söyledim ya kahvaltıda. Adam aradı. E, Türkmenistan'da. E, onu basit sıradan geldi size ama alışmışsınız. Dedim ki... E, ya bu benim için hayli midir değil midir Nerede ne dersin abi dedi. Allah'ın rızası olur mu? Allah'ın rızası Allah'ın adetiyle adeti içerisindedir. İlfan. Allah'ın rızası adetullah'ın içindedir. Onu istiyorsun. Cevabını vereyim sana. O iş olur, eş olur, aş olur. İstiyorsun. Hayli midir değil midir? ...de ki ben bunu niçin istiyorum soruyu sor. Alacağın cevapların kalitesine göre üç tanesini başa koy. Sorunun cevabı o ben niçin istiyorum üç tane cevabın içindedir. Ben bunu niçin istiyorum? Mesela kazanmak, para kazanmak beş tane hükmü vardır. Öyle hatırlıyorum İslam hukukunda. Bir tanesi haramdır, bir tanesi mekruhtur. Çoluk çocuğumun rızkı için çalışıyorum farzdır. Ee, kazanıyorum hizmette de kullanacağım, kendi nefsime de kullanacak menduptur. Yani sünnettir. Hemen sonuca geçeyim. Ben tenezzüh edeceğim. Hizmet hizmet yok. Mustahaptır. Ne helaldir ne haramdır. Başkasına e, hava atacağım. Başkasına hava atacağım diye çalışmak, etmek, binmek arabaya. Ta, tahrim en mekruhtur. İsa şu günah yapacağım diye demek o kazanmak haramdır. Kim olduğunu gördüğünde kim olmadığın ortaya çıkar. O zaman ben derken bunu ben derken aklını mı pergelik koyuyorsun? Vicdanına mı? Kalbine mi? Ruhuna mı? Bu ben miyim? Bu ben miyim? Bunu bilmediği için insanı bedenle tanımlıyor. İnsanın mutluluğunu bedenle tanımlıyor. Mutluluk bedenle olacağını zannediyor. Hastalığın da ta Hastalığın da sıf bedensel olduğunu zannediyor. Sıf hastalığı bedensel olduğunu zannedenler çözümü de sıf bedensel olduğunu zanneder. Mesela merhametsiz adama hangi ilaç vereceksin de şefkatli olsun. Şefkat yok. Hain adam, zalim adam, Allah onları lanetliyor değil mi Kur'an'da? Zalim. İlaç da olur. Dünyayı Dünya cihetiyle fazla ciddi alınacak kıymeti değildir. Farkında alın şey ya cümle cümle dedik ya hepsi şu sayfalar hepsi böyle birbirinden kopuk cümlelerdir. Çok acayip. Dünyayı <laughs> dünya cihetiyle ahiret cihetiyle değil, fazla ciddi alınacak kıymette değil. Korkma, endişe etme. Yani eyvah onu kaçırdık. Onu es geçtik. O imtihanı kaybettim. Onu ele elde edemedim. Bir tane villam olacaktı, üç katlı. Altına da garajda arabam olacaktı. İyi bir evim, iyi bir bineğim, iyi bir eşim, iyi aşım işim. <laughs> Korkma üzülme bir şey kaybettim yok. Üzül, değmez yani üzülmene. Niye? Dünyayı, dünyacı ama hizmet edecektik. Şunu üzül. Vay be o kaç senem geçti ya derse gitmedik üniversite okurken. Hem de yanımızdaydı ya. Vay be okurken Risale okumadık. Ha ondan vahlat. Dü, e, dünyada en bahtiyar odur ki dünya umurundan kazandığına mesul kaybettiğine masum olmaz. Değil mi hatırladınız Mesnevi'de? En bahtiyar odur ki dünya umurundan kazandığına mesul kaybettiğine masul olmaz. Niye? Ancak şeydir. Geçmişim keşke şunun içeri hayatımın içine şurada konsaydı. Hayatımın içerisine namaz da olsaydı. Namaz da olsa, konsaydı. Namazsız geçen okul. Namazsız geçen Ömür. Ha, keşkeler işte onun içindedir. O zaman dünyayı dünya cihetiyle fazla ciddi alınacak kıymette değil. Bunu yapsaydım keşke deme. Vücudun ölüm ölümüne sonra da kendisinde de tükeneceği düşüncesiz kanser hücresine benzer. Bak bir daha ne demişim? Vücudun ölümüne, vücut ölüme. Sonra da kendisinde tükeneceği düşüncesiz kanser hücresine benzerler. Ne anladınız? Bir daha. Çok acayip de o anda <laughs> yazmışım. Vücudun, vücudun ölümüne, ölümünden sonra da kendisi, kendisinde de tükeneceği, yani beden tükeneceği gibi vücudun ölecek, sonra da tükenecek. Böyle düşünceleri böyle zannetme. Tüküneceği, tükün e, tükeneceği düşüncesiz kanser hücresine benzerler. Kanser hücresi de öyle. Düşüncesiz yani ne yapıyorum, kime ne yapıyorum? Son şeyimizi okuyalım, hisse geçelim. Meşgul olduğumuz içinizde taşıdığınız şeylerdir. Enfus bu senin kim olduğunu kendi kendine ve kendini, diğerleri diğerlerine neyi gösteriyorsun? Bitti. Bir daha okuyayım son cümlemi. Meşgul olduğumuz şu dersler var ya, meşgul olduğumuz içimizde taşıdığımız şeyler enfuse benim kim olduğunu kendi kendine kendi kendini değerlendirmeyi göstermek için İçsel alemleri aktifleştirmek, birbirine referans aldırmak, nispet etmek itibariyle gene kendimizi kendimizde uyandırıp kendimizin arkasına kendimizde geçmektir. Evet. His kaç tabiler? Evet, his 13. 240 kaçtı Dima? 242 Dima dersimiz, proje dersimiz 242 Dima His 13. Şimdi sevgili kardeşlerim ama ilk önce şeyle başlasaydık çok güzel olacak ya. Ee, o çok önemli. Ee, dur 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 Mesnevi Nuriye. Dur dur çekmişim çekmişim sana söyleyeceğim şimdi. Onunla başlayayım çünkü e, onu hep oraya vurgu yapıyoruz. Ama onu sırası gelmediği için onu da şey yapamıyorum ya. Ha bulduk. Sayfa 276'yı açar mısın abi? Ha doğru yani. Doğru. Doğru 276 aç. İnce 246. Aa, aşağıdadır. Alemi gayb ve şahadet. Şöyle yapayım. Nokta iltisak. Yani ikisini to cem olduğu bir yer. İkisi bir, bir yerde. Hem gayb hem şahadet. Nasıl oluyorsa. Anlıyor musun bak? Şahadet. Şahit olduğumuz. Gayb şahit olamadığımız olmadığımız. İlk ortak noktası yok. İkisi aynıymış. Birisi şahit değiliz, birisi şahitiz. E oluyorsa. Böyle bir koridoruz. İşte farkındalığın gücü bu. Davut, bak şimdi. Şahit olduğumuz, şahit olamadığımız. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam da içinde öyle. Bu kalp gitti ya. imkan ve vücub ortasına. Kelamına ve rüyetine mazar oldu. Gaybitti mi, gaybitti mi onun için? Bitmez. Peki iman gayba değil mi abiler? Allah'a gördü. Allah'a konuştu. Allah'a iman telakkisi bitti mi? Gayb bitti mi gayb? İman gaybadır. Risale'de geçiyor. Allah'a Allah gördü ve konuştu. E, i̇man da gaybaydı. Allah gayb mıdır? Hem evet hem değildir. Bulunduğu makama göre daha öteler gayptır ona. Nihayetsiz. Bizim için ahiret gaybtır. Allah Resulü için gayb değildir. Gitti. Mesela kabir bizim için gaybtir. Ustad keşfel kubur seyrediyor kabirdekileri. Biraz da gel. Hücre benim için gaybtir ama doktor için veya bu işin uzmanlar için şahadet gibidir vesaire. Yani herkesin gaybi farklıdır. Herkesin Rabbi farklı olduğu gibi. Bak alemin gayb ve şahadetin nokta iltisakı. Hem şahidim hem değilim. Neresi? Ve aynı zamanda berzahı. Yani hem şahit olduklarımız hem olmadıklarımızın olduğu bir alem varmış. O da berzahlık vazifesi yapıyormuş. Ve iki alemden birbirine gelen seyyaratın, iki alemden birbirine gelen, oradan geliyor, buradan da geliyor. Yani diyelim ki şu anda konuşurken ilhamlar oluyor, haller oluyor. Ee, sizde de, bende de. Şu anda bir şeyler oluyor. Ama bu daha önce depolanmış bir şey değil bu. Gaybtan geliyor. İki alemden birbirine gelen seyyaratın multekası, iltisak. Yani iltin multeka var ya bu fıkıh kitabı gibi. Multekası. Şimdi elektrik şey sürtüyorsun kutu başına çıt, çıt 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 yapıyor gibi. Yani ona da benzemiyor. Multeka iltisak etti. Öyle ince öyle bir ince ki yani en ince neyse işte şahit ikisinin seyratın mültekası. İkisinin aynı anda olduğu ama olmadığı o kıvılcım. ikisinin çıt 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 şehadet ve gaybın bir arada çıt 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 kabloyu vurduğun zaman kutup başına çıt çıkan kıvılcım gibi. Neymiş orası o kı çıkan kıvılcım? Vicdan. Şey mi Hasan abi? Dilime değdiği anda e, ruhun lezzet alması o dönüşüm vicdan üzerine Evet. Bu vicdan denen böyle denen bir fıtrat-ı zişurmuş. Yani fıtrat-ı zişur şu. Alet ama alet olduğunu biliyor. Mesela termometre. Termometre bir şey, şey yapıyor. Sıcaklığı ölçüyor. Ama ben termometreyim biliyor mu? Çok tuhaf. Ben, bu ilk defa ben de ilk defa öğrendim de ondan. Bu işte... Yani bu çıt 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 Yani mesela diyelim ki gaybın, gayb şah, şey, şey, şahit olmadığım. Ama ben vicdan denilen, onun için vicdanı şey yok. Mekanını bilmiyor. Aklım burada diyorum, kalbim burada diyorum. Ruhum bedende sirayet etmiş. Yer mekan gösterebiliyor. Ama vicdana bir yer gösteremiyorum. Çünkü berzağımış. Nereye götürsem berza kayıyor. E, ee, akılla kalp arasında ise vicdan buralarda bir yerde. Vesaire. Böyle bir şey değil vicdan. Demek ki gayb, gayb, şahit olmadığımız, şahadet, şahit olduğumuz. Ben ikisinin dışındayım. Şahit olduklarım, şahit olamadım. İkisinin kutup başlarını çıt çıt, çıt çıt çıt. O kıvılcımdan da daha kısa, çıkmamış çıkmış kıvılcım gibi. Onun adı gayb ve şahadetin aynı anda oldukları iki zıttın. İkisi zıttır. Şahit, şahadet ve gayb iki zıttır. İki zıttın aynı anda bulunabilme anı. Demek ki vicdan böyle sabit bir masa koy telefonu, koy kalemi öyle değil. Var olup yok olabilen vicdansız diyoruz ya vicdanı yok olmuş. O çıt 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 yaptığı zaman olan. Yani o iki kutup arasında e, tezahür eden yol mu oluyor vicdan? Biraz da gideyim. Hepimiz yok. çünkü abi bu e, bahsettiğiniz şey benim çalıştığım mevzunun ta kendisi de. Şimdi bu bir anahtardır. Bu bahsettiğiniz iki tane şey arasında çıt çıt olması demek anahtarlama yapmak demektir. Bu anahtar ya istemli olur ya istemsiz olur. İstemli olursa istersin olur. Mesela bu şeyleri yapmak da böyle bir şeydir. Ama bir de istemsizler Elektrikleri istemli. He. Bir de istemsizi söyledik. İki tane kutup vardır. Birisinde o kadar yüksek bir enerji vardır ki bu aradaki mesafeyi hani aşar. Evet bahsetmiştiniz ya hasta. E, hasta. He, onun gibi oraya aşar. Karşı tarafa bir yol olur. O da normalde öyle bir yol yoktu. <laughs> öyle bir yol e, o enerjinin yani gerilim seviyesinin farkından e, tezahür eder. Açılı, sonra da kapanır. Sanki bir yapay çok hızlı. Sanki yapay zeka gibi ben bana rağmen çalışıyor. Çok hızlıdır bu. Mesela vicdan nasıl? E, şuurlu olduklarım var. Ortaya çıktı. Şuursuz olduğum şeyler de var benim. Apat diye gece beni uyandırıyor rüya gibi. Veya ilham gibi. Sunuat, tuluat, işaret, rumuzat gibi şemana mertebeler var ya. Ona göre. Onlar hiç böyle gaybidirler. Ama bana rağmen takmende o kadar enerji yoğun ki Kablonun arasında düğmenin anahtardan arasındaki mesafeyi dinlemeden atlamış bana mal olmuş. Atlamış gelmiş buraya. Buradaki gayb da aslında atlanılacak yer oluyor. Işte, atlanan o yer gibi o. Bak bu şahadet vicdan değil. Gayb da vicdan evet. değil. Atlanılacak o boşluk. Atlandığında bir ışık olur. İşte olan şey işte. O, o işte o vicdan deniliyor. Evet bu kıvılcım işte vicdan. Evet, var olup yok oluyor. Daimi değil, sabit değil. Hasan bu çok Adem, önemli bir şey. Adem, Adem, adım. Adım. Öyle mi? Tabii çok önemli. Bu anahtarlar çok önemli. Çünkü onunla her şey olmak zorunda. Efendim Erdi'ciğim? Ruh alemi gaybde midir? Gaybdadır diyemezsin şahadete. Çünkü ruhta gayb de var, şahit de var. E, gaybı da içine almış ruh. Şahadeti de içine almış ruhun mekanı yok. Tezahürleri var. Ruh, vicdan, vicdan Şöyle diyeyim. Şöyle diyeyim de geçme. Evet. Elektrik ocağı getir buraya. Isındı. Sıcaklık burada. Ama elektrik burada mıdır? Sıfatı buradadır. Kendisi değildir. Elektrik buradadır diyemezsin. Isıtır, ısı verir, soğutur, ampul yapar. Görmediğime inanmam diyene tutturursun, gebertir. Yok da diyemezsin. Yok da diyemezsin. Ruh alemi şahadeti aşkındır, gayba da aşkındır. Ruhumdan öfledim ruhunuzu diyor. 18 bin alemin arkasındadır ruh. İşte vicdan mültekası. Onun için dedim ya çok heyecanlı bir mevzu. Acayip bir yere soktu yani bu iş projesi bizi ya. Çık 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 çık. Peki nasıl atladı? Bu çok önemli abiler. Bu anahtar artı eksi ampul yanacak. Eğer ben dokunursam yanar şuurlu. Yok. Şuursuz tamam mı? Mesafe böyle açık. Gaybada şehadet açığım şu anda ben. O kadar yoğun bir enerji var ki oradan. Bu mesafeyi anahtarı da kaleyi çalmadan atlama yapıyor. Atlama yaparken ben de yanıyor. Yanan ampulü söylüyorum. Aklım, ya, aklım aydınlandı fikir. vicdanda his, kapte duygu, ruhta latife oldu. Ampuller yandı. Aa ne oluyor ya? Bunun tersi de var. Alem İslam'a indirilen darbeler ilk önce Roma hissediyorum diyor. Dokuz tane dişi düşüyor ustadım. Hamiyeti ve himmeti nispetinde oluyor. O da atlama oluyor. Biyolo şey, biyoloji şey, biyolojide tıpta kullanalım. Adam olmuş bir kişi de değil ya. Çinliler de kullanıyor bunu kanserde. Adam trafik kazası, şey, motor kazası yapıyor. Şurada omurilikten tıpta çaresi yok. Felç. Olmuş hani gözüken şeyin dokudum. Bir tane değil iki tane bir dursun. Adam üşenmeden ve usanmadan, yorulmadan e, hastanedeyim. Düzeldim, yataktan indim, hastaneden çıktım, eve gidiyorum. Düzeldim, yataktan indim, hastaneden çıktım, eve gidiyorum. Günde en az 500 defa. Hep hayal etmiş. Yorulmadım dedi. Gidiyorum hayal ediyor, düşünü Ve atlama yapmış eletik Ve kalkmış bu adam şeyde kanser hücresini gösteriyorlar ekranda Japonya, Çin'de bir tedavi. Hücreyi gösteriyorlar. Ona yaptıkları telkinle kanser hücresinin azaldığı gözüküyor. Nereden mantıklıdır bu? Düşünceyle kanser oluyorsun da düşünceyle ne yok edemezsin? Bir şey düşünceyle var edebiliyorsan A eşittir B ise B eşittir A'dır sırınca düşünceyle kanser oluyorsa düşünceyle de yok edersin. Düşünceyle hasta oluyorsan düşünceyle de hastalığını kaldırabilirsin. Düşünceyle iman ediyorsan düşünceyle küfredebilirsin. Düşünceyle kabul edilen düşünceyle reddedilir de. Aynı şey. Neymiş? Bu birbirinin nokta iltikası neha? Müptekası. Ee, şurada iltisakı başka abiler. Ama bu müptekası kavşak ama kavşaksız kavşak yani. Öyle işte ne anladıksa. Gideyim. Abi o zaman şimdi noktayı iltisak bağlantı noktası demek değil mi? O zaman o atlama bağlantının kendisi olduğu için. Yani bu bu değil artı kutup eksi kutup ikisi de değil. Bu e, ikisinin e, yan yana olmasına bu iltisak, bu atlama multek multekası değil. İşte bu ortam yani böyle bir buranın ille burası bununla bu değil. Ha böyle değil. Ha böyle bir çizgi değil. Bu manyetik alan. Tamam zaten öyle Allah'tan dolayı. Fıtratı zişir diyor şuur sahibi. Ama bir de çok tuhaf. Anahtarlı anahtar, Şey diyor Şey Davut bir de şu taraf. Ee, bu olan aynı zamanda olunandır. Yani olurken kendisi şuurludur. Bu tuhaf. Elektrik atlıyor ama elektrik elektrik olduğunu bilmez. Ama anahtarı bilir. Şeyi bilir. Anahtarlama mevzusunu Bunu bilir. Ama bunların dışında kendisini bunların dışında artı kutup, eski kutup. Bak şimdi. Bak bak. Bu artı kutup, bu eski kutup. Değil mi? Bu manyetik alan var. Bu manyetik alan bunu da biliyor. Bu değilim. Bunu da biliyor. Bu ben değilim. Başka bir şeyim. Bu multekası vicdan işte bu. Çak, yani şimşek gibi çakar var olur, şimşek gibi yok olur vicdansız adam dersin. Gece karanlığıyla gündüzün ışığı şimşek yani. gibi çakmıyor ama aynı e, noktayı yıldızsak ve etmiyor. o kavşak orada. Da... Peki ne zaman anlar, anlarız bunu dediği gibi? Gündüz şimşek çakmıyor mu bulutlar? Niye o kadar belirgin değil? Ama gece bak ne kadar belirgin. Aynısı orada da var. Yani. Evet aynısı da var. E, evet fıtrat ve vicdan akla bir penceredir. Tevhidin şu anı neşe derler. Fıtrat ve vicdan. Akla bir pencereymiş. Akla pencere. O zaman bu pencerede ben çıktım yola. Ee, akla pencereymiş. Fıtrat ile vicdan. Fıtratı nerede kullanıyor hatırladınız mı? Kim için kullanıyor? Ruh için. Fıtrat. Fıtratı seliyem. E. Evet fıtrat diyor. Vicdan. Akla bir pencere. O zaman sırayla gidiyoruz. İç alemdeki dışsala göre. Endişka bu akıl. Gir içeriye vicdan. Gir içeriye kalp. Gir içeriye ruh. Akla akıl bedenin gözüdür. Alem şehadet tarafında akıl. Oradan içeriye bakacağız. yani şehadetten içeriye bakış e, şeyi e, pencere akıldır. E, pencere, daha daha gideceğim. Yani bu başka kullan. Yani şahadetten içe bakış pencere akıl. Daha içeriye bakıyorum. İçeriye bakmak için akıl bakacak. Bakan akıl şimdi. Pergeli buna koydum. Vicdan pencere. Buradan bakıyor. Buradan. Gene pergeli koydum vicdana. Vicdan da kalp penceresiyle bakıyor. Aynı böyle geçiyor. Kalp penceresiyle vicdan seyreder, nezaredir. E, ee, kalbe pergeli koyduk. Ruh penceresiyle Allah'a bakar. Ruh penceresiyle Allah'a bakar. Peki Allah'a bakarak dairesi var mı? Mesela e, sırayla gideyim. İnsan kamil bulmak için şeyhine, fenafil şeyh olur. Değil mi? Şeyhin böyle dedi, şeyhin böyle dedi. Yani bizde ustadım böyle dedi, abim böyle dedi, böyle ben Fena olur. Bunda fena olunca bir üst tabakaya geçer. Nereye geçer? Fenafil, Resul. Resulullah şöyle dedi, Resulullah şöyle dedi, şöyle böyle yedi, ya, içerdi, yapardı, yatardı. Fena fil Resul. Üç, fena fillah. Allah böyle diyor, Allah şöyle diyor. En son makam bu değil mi? Fena fillah'tan daha zor bir makam var son. Fena fil ihvan. Kardeşinde fena olmak. Sebebi şu, buraya geleceğim. Şeyh'e ben feda, fena olabilirim çünkü onun meziyeti var. Onun meziyetinin kölesiyim ona niye Şeyh'im böyle dedi Şeyh'im? Çünkü benden daha kamil olduğu için ikna olmuşum. Şeyh'im daha abim, ustadım bu konuda e, daha benden kamil diye ben ikna olmuşum. Ona teslim niye olmuşum? Her, bir sürü hesaplar yaptım önceden. Ha tamam benden kan hareketim bu benden ne diyorsa tamam. Fenafil fil e, Şeyh'im olunca ona ben e, kamil olduğu için. Kendimi te, daha düze çıkarmak için yapıyor yani manevi menfaat, dünyevi değil. Sonra ona fena ola 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 Resulullah fena olur. Çünkü Resulullah nerede? Ben nerede? O Resulullah fena olan fena fillah'ta olur. Bunlar hep kolaydır. Niye kolaydır biliyor musunuz? O kemal, ben gayri kemal. Ben kemalim yok. Ben kusurluyum, o kusursuz. Teslim olmak çok kolaydır. Bir daha. Kendinden daha mükemmele teslim olmak yoluk çok kolaydır. Ama kendinle emsal olana teslim olmak zordur. Tasavvuf'ta tarikatta fena fillah son makamdır. Nurculukta fena fil ihvan son makamdır. E, nurculuktaki zor makam bunları aşan ancak fena fil ihvan yapabilir. Emsaline teslim olabilir. Ha? Burada da böyle nasıl yapar? Şimdi zor yapıyorum. Şahadet gayba bakacak. Hangi pencereyi kullanacak Osman? Aklı. Şahadeti iç halimine, akıl penceresiyle bakacak içine. Aklı olmayan dini yoktur. Hadisi var ya. Bir daha. içeriye geçiyorum bak. Zor, enfus alemin zorunu sen. Şahadetten gayba bakarken akıl penceresini kullanıyorum. Akıl bakandır. Daha öteye bakmak istiyor akıl vicdan penceredir. Şade, şadet, akıl, vicdan, kalp, ruh. Ene sırrı insan. Böyledir. Şahadet ötelere bakmak için akıl penceresini kullanır. Akıl da diyor ki yeter bir de ben daha öteye bakayım. Akıl öteye bakması için pencere lazım. Vicdan penceredir. Vicdan da diyor ki akıl vicdan seviyesine çıktı. Vicdan. Yazabiliyorsanız yazın abi. Eski Yazayım. Yazma şeyimizi. Vardı. Kullanalım <laughs> bu yetkimizi diyor. Körelti mi e Aa doğru söylüyor. Hadi bakalım. O şeyde de abi şöyle. O akla penceredir diyor. Tevhidin şu anı neşrederler. Yani akıl bu tarafa fıtrat vicdandan alemi gayba bakarken akıl fıtrat vicdanı kullanıyor. Alemi gaybtan da tevhid şu anı Fıtrat ve vicdan alem şahadete ya da Atlar. akla veriyor gibi Evet. Evet. Yani tevhidin şu anı alem gaybden, alem şehadete şahadete olan yön gibi. Evet. Yani şu, değil de. mi? Ee, en son kelime, cümle var ya, en son cümleyi okuyor. Tevhidin şu anı neşeder. Ben mi? de diyorum, o diyor yani akla pencerelik, Alem şahadetten alemi gayba bakan yön, tevhidin şu anı neşretmesi de alemi gaypten alem e, yine fıtrat vicdanla Şan, evet, akla doğru. Alem akla bu tarafa doğru yapar. Evet. Aynen. Evet çok önemli. Bak şimdi. Burada yazabilecek miyim? Ve yeni mi açayım? Şöyle yapayım. Alemi şehadet de bakıyor. Şöyle yapayım. Bir de kalem yapsak o nereye gitti? Ha şurada. Bakıyor. Tamam abiler. Nereye bakıyor? Akla. Bu da bakıyor. Nereye bakıyor?

yazı abi biz şu kenara bir tahtayı atalım eski olsun. Öyle değil mi? Yani orada gösterelim, burada yazalım olur. Güzel olurdu ya. O merdivende, zor değil ki. iki kişi indirsin. Ha bunu da oraya alsın. Bak, alemi şahadetten bakıyor. Evet, alemi şahadet aklı kullanıyor, içeriye bakıyor. Akıl vicdanı kullanarak kalbe bakıyor. Vicdan kalbi kullanarak ruha bakıyor. Zor bir yere geliyoruz bak. Ee, kalp de ruhu kullanarak eneğe bakıyor. Yani şöyle. Tövbe şurayı yanlış oldu. Şurası yanlış oldu. Tamam. Bundan sonra şuraya. Biraz önce ne anlattım? fenafil fil şeyh, fena resul, fena fil la, fena fil ihvan. Niye kardeşi zordur? Allah'ı anlamak, Allah'ı tanımak kolaydır. İnsanı tanıma, insan kendisi tanıması için. Çünkü Allah'ı tanıtan Kur'an'ı var. Allah'ı tanıtan fıtrat var. Peygamber var. Vahiy var yani. Allah'a bu tanıtıyor. Bir daha. Fena fil onun kemalatı var. Benim yok, kolaydır. Allah mı tanımak zordur? İnsan kendisini mi tanıması mı? Kendisini. Çünkü niye? Allah'ın Kur'an'ı var. Yani bize lazım olduğu kadar tabii. Kitabı var. Peygamberi var. Eseri var. Eseri, mevcudat. Dört. Fıtrat var. Bir. Peygamberi var. Kitabı var. Sanatı var. Bir de fıtrat izi şuur var insan. Şuraya koy şuraya. Ha şuraya getir, ha buraya getir. Ha buraya yana getir, ha buraya. Tam buraya kadar getir. Getir, 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 getir. Ondan sonra Ali, ondan sonra temizle. Kaldır abi. Ha buraya kadar getir. Tamam, tamam, tamam. Ha sen si silersin. Aynı hayat, bu neler olmuş. Şeyle sil, onlar silme artık kurumuş. Bir istakir, bir peçeteyle. Bak bir daha. Toparlan lan. Allah'ı tanımak şundan tabii ama bunu kavramak zor biliyor musunuz? Şu söylediğim sıradan bir cümle eskiden beri değil ama bunu kavramayan, klasik ve e, kalıpların dışına çıkamayan bunu an anlaması zor. Şu söylediğim anlaması zordur. E, nedir o? Allah'ı tanımak kolaydır. İnsan kendisini kendisiyle tanıması zordur. Bu zor sebebi Allah'ı tanımak için bak dört tane malzeme var. Bir, Sanatı var Allah tanıtıyor. Peygamberi var fiilen. Kur'an'ı var. Bir de fıtratta buna ihtiyacı hissediyorum. Allah fıtratın hani meslevide geçiyor. Rabbimizi Rabbimizi bize tanı, tanıtan dört küllü muarif. Oradan söyleyeyim ben söylemedim. Fakat insanın eseri yok. Benden bana peygamber yok. Benden bana vahiy yok. Benim de eserim yok. Fıtratımla benim yaptığım bu fıtrat yok. İnsan kendisini kendisiyle tanıması Allah'ı tanımaktan zordur. Zordur. Onun için fena fil şeyh, fena fil resul, fena fillah sonra tasavvufta beka billah. Bizde fena fil ihvan. Kardeşte beka billah ne demek? Fena fillah yükselmek. Muhyiddin Arabi gibi, Konevi Hazretleri gibi beka billah yok. Görenmedi. Orada kaldı. Nakıs. Yükselmek o kadar şey değil uçağı, indirmek zordur. Ha? ha? Demek ki bizde nedir? Çıkıyorsun, devam ediyorsun kendinle. Yani havada uçak değiştiriyorsun. Uçakla kalktın. Yani fena fil şeyh, fena fil resul, fena fil la, Hop şey, irtifa aldın. Neyle devam ediyorsun? Fena fil ihvan. E, tasavvufta nedir? Bekabillah var. Geri dönüş var. Kim dönmüş? Mesela 149 Sikey Tasli Gaybiye'de Geylani için diyor ki, e, çok acayip, şanım ne kadar yücedir diyor, şanım tespih ederim. E, olmuş yani. Sonra dedi geldiler, ayıldıkları zaman geçmişini tasih ettiler diyor. Yani şanım yücedir, Allah'a denilir. Kendimi tespih ederim. Yani fena filla olmuş. Kimse kalmamış. Beşeriyeti çıkmış demektir. Adem Safiullah gibidir. Sonra Adem, Adem Aleyhisselam cennete fena fillahtı. Dünyaya geldi ve kabille oldu. Kesife indi. O zaman latif alemiyle kesife şahit oluyor. Lati cennetle dünyaya şahit oluyor. Letafetle kesafette sahip olmak onun için çok kalitelidir. Ha, biz e, ilk önce şahadetle Risale-i Nur bize vesile oluyor, akıl penceresiyle vicdana bakarız. Sonra akıl vicdanı kullanarak kalbe bakar, vicdan kalbi kullanarak ruha bakar, kalp ruhu kullanarak Allah'a bakar, ruh Allah'a kullanarak eneye bakar. Allah eneye ne demiş? Nasıl tanımlamış? Ama bunu anlamayanlar ne der? Zanneder ki makamdır bunlar. Bu nedir ya nedir falan. Bu anlama yöntemi. Bu makam değil tabii. Bedihi bir muhal değil bu. Hani Allah diyor ya ben sizi yedirip içirmiyorum vesaire. Şeye, bana rızık veresiniz diye yaratmadım diyor. Hani muhalı bir şey ama başka bir şey kastediyor. Demek ki tanımlama. Ruh Allah ile Allah olmadan en iyi bilir mi? Bilemez. Sonra en eyle de sır insanı biliyor. İnsan benim sırrımdır. Ben de insanın. Böyle bir şeye vesile oluyor işte bu vicdan. Şimdi bu vicdan e, berzahtır ve geçiyorum sıra. Bunu daha önce konuşmuştuk gerçi. E, vicdan böyle bir berzahtır. Vicdan için diyor ki e, vicdanın içerisine Ruhun, şeyin, vicdanın anası ve erbası, ruhun dört havası. İrade, zihin, his, Latife-i Rabbani. Bunun içini açıyor. Peki niçin söyledim? Vicdan böyleyse içi de böyledir. Vicdan hakkında ne konuştuksa içerisi de böyledir. İrade de böyledir. His de böyledir. Zihin de böyledir. Latife-i Rabbani de böyledir. Vicdanı anlattı. Vicdan. Vicdan nokta iltisakı veya ötekisi e, muhtekası. Sana burada o e, mavi yazdığımızı okursak, gelecek hisse nasıl hisseder olunur? Yani bu vicdanın, bu kavşağın içinde hissin rolü ne o zaman? Ha şimdi <laughs> bu tabi tabi gelecek. E, Histe nasıl hisseder olunuyor? Bu atı evet atıfı yaptım. Bununla olunuyor. Şimdi hissin mazi ve müstakbeli yoktur. Yani bu alem gayb, alem şehadet e, mültekası olması noktasından hiss anlatmanız. Evet, onu onu zaten burada e, geldi o ifah. Bu inmiyor değil mi? Ha bu sabit. E tamam bunu çık neyse onu dokunmayalım. Şimdi bundan sonra oraya yazacağımız için bunu ya, ha, dur. Şimdi dedik ki niçin e, vicdanın içerisindeki irade irade zihin, his, latife-i rabbaniye. Vicdanın içi böyle. Biz üçüncü kategorisini inceliyoruz vicdanın hissi. Nasıl yani mazi ve mustakbel, e, gayb ve e, şey mazi vicdanda var. Mazinin elemi, geleceğin korkuları. Vicda şey his mazi mustakbel yoktur. Orada hepsi canlıdır. Yalnız insan aklen gider üstünü açar. Onlar duruyor. Yani demiştik ki his nedir? Alemi şahadette biberin, kavunun, binanın, ağaçların, insanın yürüdüğü vesaire Kuşların nispet ettiği, iha ve sihaların nispet ettiği fotoğraf çekti. Toprak nedir? Diş dünyada şahadette mekan, zemin nedirse his enfus alemde budur. His böyle bir zemindir. Hepsi mevcuttur. Şu anda nasıl mazlum müstakbeli yapayım? Şu anda burada kış yaşanırken başka yerde yaz yaşanmıyor mu Dünya? Dünyayı vicdan kabul et, e, hissi de toprak tabakasını kabul et. Şu anda yaz yaşayan var, devamlı yaz, yazı yaşayanlar var kutup, devamlı şey ekvator, devamlı kışı yaşayan var ama ikisini de yaşayan var. Şu anda sabah namazı kılınmayan yeri yok mu? Yatsı da kılınıyor. Öğleyin de kılınıyor. Her saniye, her namaz vakti var. Onun için he, imam bir tanedir. Kainat mescidinde minber, mihrap bir tane. İmam da bir tanedir. Asıl imamları munadidir. Namaz tektir, tek. Şey, salat tektir. Salat-ı kübra tektir. Namaz beştir. Salat-ı kübrada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kainat mescidinde Salat-ı Kübra'da Rabbine münacat ediyor. Salat tektir. Yani tek yapayım. Şu anda bu noktaya, şu noktaya, şu dünyada sabah kılınıyor mu şu anda? Var mı? Evet. Öğleyin. Evet. İkindi. Akşam. Yatsı. Hepsi aynı andadır. Bu makamı alada olan salat-ı kübradadır. Onun için salatın farzı üçtür. 46 sözler. Ama içerisi ise namazdır. Beştir. Onun da farzı on ikidir. Salat-ı Kübra'da nerede geçer? Salat-ı Kübra'dan çekilmem, e, ezan haşirden çekilmem, o yediğin sözde var ya, Salat-ı Kübra'da bahsediyor. Şeyde namaz vasıtasıyla yatsı namazında 28. lemada o alemi gayba geçti namazda. Salata geçti. Salata kıyam etmek. Namaz onun için tektir. Asıl imamları nedir? Hani var ya böyle eskide de böyle yoktu. Allahu ekber diyor. E, munadi ne diyor? Allahu ekber. Ta arkaya kadar cadde cuma ta -ka Kaç tane saf var? Peygamberde bu tarafa 14 tane saf var. Peygamber ustadımız Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın imamlığının munadisidir. Semiallahu limen hamide dedi peygamber. O Rabbena lekel hamd. Al o dedi Allahu ekber. O da Allahu ekber. Duyuyor. Ben duymuyorum ama. Duyduğunu duyuruyor. Duyduğunu duyuruyor. 14 tane saf var. Her safın bir münadisi var. Onun diyor minare başındayım diyor. Ustad bu asrın safının minare başındaki münadidir ustadımız. Evet geçelim. His e, mazi ve müstakbeli hepsi andadır. Gaybta gayp yok, bizde var. Onun üzerini biz düşünce ile hayal ile açarız. Bunlardan toplayarak söyledim. İnsan nedir diye bir cümleyle toplansam ne olur dedim? Anda hayal ettiği ve düşündüklerinin bütünselliğinin çocuğudur. İnsan hayallerinin ve düşüncelerinin çocuğudur. Neyi düşünüyorsan o anda, neyi hayal ediyorsan tayin pekmez karıştır, olsun. Sanki his de abi şey gibi, vicdanın içinde de his aynı vicdan gibi, o mülteka gibi. Yani orada bir cem oluyor yani. Peki nasıl cem ediyor sordum. Bana söyler misiniz? Geçmiş olmadan gelecek nasıl dersin? Nerededir? İşte dediğin gibi aynı. Sanki vicdan için söylenilen de vicdan içerisindeki his de aynı. Yani vicdana nispet edilen bu e, fıtrat-ı zişur, iltisakı ve mütekası içerisi de, de böyledir. E, peki biraz da içeriye götüreyim mi sizi? Elestu bi rabbikum de mazi mustakbel yok ya, vicdan böyleydi, vücudu yoktur, berzahtır. İrade nerededir? Oradadır. Galubela meselesi var ya, ben Rabbiniz değil miyim? Onu diyen vücudu olmayan ama vücudu olan, hem gaybin hem şahadetin nokta iltisakı ve mültekası olan irade Rabbimizdir diyenler burada Rabbidir diyor, ihtiyarıyla. Alemi müşadette ihtiyarla, alemi gaybde iradesiyle Rabbini onayladı. Onaylayanlar onaylıyor. Orada ihtiyar yoktu, cüz ihtiyar yoktu ustad. Oraya terakki etti, o makama çıktı. O irade makamına gelince dedi ki cüz-i ihtiyarına vazgeçtim. Neyle vazgeçiyorsun cüz-i ihtiyarına? cüz ihtiyar alem-i şahadetteki önümüzdeki şahit olduğumuzun ilişki ve çelişkilerin anahtarıdır. Buna göre bu, buna göre bu. E hayır bu var ya alem şahadete tanzim ediyor. Bu cüz ihtiyaridir. Bu akıl kullandığı bir alettir. Ustad diyor ki aklın kullandığı cüz-i ihtiyari bırakıyorum. Alemi şahadet ve alemi gaybı nokta iltikası, iltikası ve mutekası olan vicdanın kullandığı iradeyi kullanıyorum. Bunu bırakıyorum. Cüz-i vazgeçtim diyor. Neyle vazgeçiyor? Bu, bu, sisteme geçtiği için vazgeçiyor. Ve salat-ı kübradan ne bir tane Allah'ın kulu sormuyor ya? ve kendinize. 17. sözde niye Salat-ı Kübra diyor? Salat-ı Kübra'da mahşer-i azamdan çekilmem. Salat-ı Kübra'dan ezan açta kalkacağım. Orada Allah-u çekilmem çekilmem. Açar mısın orayı? Salat-ı Kübra'da bahsediyor. Salat-ı Kübra niye diyorsun? Arkasını söylüyorum. Son son aşağı en dipte. Böyle ee, bu sağ tarafta bu kadar bir yer var. Sağ taraf sayfada. Salat-ı Kübra. Okuyun onu da bir geçeyim. Salat yazar mısın? Yaz. İsrafil'in ezanını fecri haşirde işit. Kim okuyacakmış İsrafil şey ezanı? İsrafil niye ezanı okuyor da Mikail okumuyor? Ezanı niye ona vermişler? İsrafil'in ezanı var ya, surhaniydi. Sur neymiş? Ezanmış. <laughs> ezanı o okuyacak. Bir dakika dur. İsrafil aynı zamanda ikinci şu adal kim nedir? Kainat İsrafil'in azamet heykelidir. Kainatı tayin pekmezliği karıştırınca başka bir şey benziyor ya. Allah'ın dışında arş-ı azam, lef-i cennet, cehennem ve bütün alemleri topla karıştır bir şekil olmayacak mıdır? O şeklin adı İsrafil'dir. Nerede diyor? İkinci şuada. Ondan dolayı o sürü öflediği zaman yani Okur musun şimdi? Sürü ki öflüyor bak şimdi. Neymiş sur? Bir öncesi de şöyle diyor. Yani oradan geliyor. <laughs> Allahu Ekber diyerek ezan-ı haşri işitip kalkacağım. ezan haşri. Ezanmış. ezan haşir. Ezan-ı haşri işitip kalkacağım. İsrafil'in ezanını fecri haşirde işitip Allahu Ekber diyerek kalkacağım. Sonra? Salat-ı kübradan çekilmem. Mecmu'i Ekber'den çekinmem. Salat-ı kübrayı görüyor musun? Kıyam, kıyam. aşır meydan aynı zamanda nedir biliyor musunuz? Kıyamdır. Kıyama kalkmaktır. Kıyam. Risale nereden bahsediyor ya? Dur hele bakalım. Ey yolcu geçme. Burada bir garip yatıyor bu mezarda. Dediğin zaman kim neyin nesidir? Daha önce bir fatih okudun geçiyordun. Dur hele bu adam kimmiş? Bak Risale böyle. Sehli mümtenidir. Dur hele salat-ı kübrada. Ya ezanı buna niye okutturuyorlar? İnsan sorduğu zaman risale bir tuhaf değil mi bu kitap? Kitaplar yazılır ya şu cümlelere. İrfan. Çok tuhaf değil mi ya? Bir de okur musun en son okuduğun yeri? Bak. Ezan-ı haşrı işiteceğim diyor. Yok. Yok yok. Ondan bir önce. Heh. Bir öncesi Allahu Ekber diyerek ezan-ı haşrı işitip kalkacağım. Orada haşrı var işte. İsrafil'in ezanını fecr-i işitip. işitip Allahu Ekber Fecir. diyerek kalkacağım. Salat-ı Kübra'dan çekilmem, Mecmai Ekber'den çekilmem. Bak çekilmem, çekilmem. Çekilmem, çekilmem ve çekilmem de. Risale tuhaftır. Selim Mümteni'dir. Bir, 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 noktada bakarsanız çok kolaydır Süleyman. O kadar kolay ki. Buradasın değil mi Süleyman? Fakat bu neyin nesidir sorduğun zaman bu Allah Allah Mümteni olur. Risale'de geçen cümledir o. Risale-i Nur sehli mümtenidir. Çok kolaydır, çok zordur. Kur'an gibi. La teşbi ve la temsil. Kur'an çok şey sadedir. Arabi'in muvil, Arapça böyle sade. Hükümler bellidir. Emirler bellidir. Ama emirler tefekkürü olmaz. Namaz kıl. Namazı kıl, orucu tut, tefekkürle çıkmaz. Tefekkürlük değildir. Sari, emirler sari olur. Tefekkürle olmaz. Rumuzla gelmez. Sarı ifade gelir. Tevil edilemez. Onun için farzdır. Farzlar tevil edilemeyen şeylerdir. Sarihtir. Ve hakkı musalevatü zeka. Ama bazı müteşabihat diyor ayetlerimiz. İşte Kur'an hakikaten çok sadedir. Çok kolaydır. Emirleri öyle diyor Allah ayetinde bugün sofrada söyledim. Haram bellidir. Farzlar bellidir. Haramlar bellidir. Ne demek o? Haram bellidir, farz bellidir demek doğru davranışlarla yanlış davranışlar da bellidir. Gel biraz bak haram bellidir. Farzlar bellidir. Doğru davranışlar bellidir. Yanlış davranışlar bellidir. Psikoloji sıkıntı da bellidir. Mutluluk da bellidir. Böyle arkaya doğru gel. Yani dünyada insan yok. Haram e, helal olur mu? Farz da haram olur mu? İnsan yok. Haram bellidir diyor. Farzlar da bellidir ayette. Ne insansız olmaz bu. Bak insanı dünyadan kaldır. Ne haram var ne farz var. Ha O zaman ha, benim psikolojici biraz olduğum için haram bellidir, farz bellidir demek doğru davranışlarla yanlış davranışlar bellidir. Nettir. Mutlu da mutsuz olmak da bellidir. E, mutluluk böyle Allah'ın muradı değildir dünyada saadet darendir. Ha 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 la la değil. Allah Resulü de üzülmüş. Böyle bir dünya talep etme. Yok böyle bir şey. Çünkü Resulullah da üzülmüştür. İman, tevhidi, tevhid, teslimi, teslim, tevekkülü, tevekkül saadet idareyen. Saadet başkadır. İnsanların yüklediği mutluluk değildir. Hüzünlü kalbi Allah çok sever. Oradadır diyor. Yani farzlarla haramlar bellidir derken doğru ve yanlış davranışlar bellidir anlıyorum. O fiil. Oradan da doğru ve yanlış davranışların arkasında da doğru düşüncelerle doğru yanlışlar bellidir. O ikisini de cem edersen lütfu karın şeyin vaid. Celal'den cemali, cemal'den cemali anlarsa saadet-i olur. Saadet-i darien, celalsız cemal Cemalsız da cel cemal yoktur. İkisi birdir saadeti dare Yani düşün ki hep ben böyle cemal olayım. Celal olmasın. Onun aynası olmayayım. Yani hep cemal olsun. Öyle bir yok. Öyle bir yazılım yok. Çünkü öyle bir Allah yok yani. Allah celal sahibidir. Cemal sahibidir. Böyle bir tecellisi yok. Allah celal. Cemal. Kemal tecellisi mekti şey şu alarda. Bu üçünü cem etmiş. Yani böyle bir böyle bir sistem de böyle bir sistem yok. Yani celalsız cemal var yok. Ha, i̇şte ben oradan geri geliyorum. farzlar bellidir. Haramlar bellidir. Fiiller bellidir. Yani doğru ve yanlış düş fiiller, doğru ve yanlış fiiller. O zaman ikisinin cemi insana gelince ufalınca Celal ile cemali, cemal ile de celali ikisini gören ke kemali oluyor. İnsan, insan kavşağı. insanda da kavşak neresi? No nokta iltisak vicdan. Gir içeriye, vicdanda duruyor muyuz? His, his böyle bir alemdir. Evet, bazı ehli velayetin ileride talebesi olacak zatlar daha dünyaya gelmeden... Elestu bi rabbikum kalu bela meselesi var ya. O orada oradakini talebesini nereden biliyor? Daha dünya gelmeden alim ervat alemi gaybde olan talebesini irfana diyor ki ustad İrfan denen birisi gelecek. Seni bırakmam boşuna uğraşma ötelere geçmeyin. Daha gelmeden biliyormuş. Dünya gelmedi. Bir daha. Evet bazı ehli velayetin ileride talebesi olacak zatlar daha dünya gelmeden dünya gelmedin. Hissi kabilel vukuun inkışafı ile keramet karane keşfettikleri gibi keşfetiyorlar. Keş. Daha gelmeden ha doktor. Gelmeden risale talebesi olacağını ustad görmüş. Hissi kalbel vuku fazla inkışaf edince keramet gibi oluyor. Öteleri geçiyorsun. Kabul ederse diyormuş abi. Ha? Malif de ki evet bana. En küçük efradındanım ha? Ya. Risale-i Nur'un talebelerinin mühimlerinden birkaç saat dahi çok zaman evvel bir hissi kalbel vuku ile ileride Said ile alakadar bir surette bir nura hizmet edeceğini hissetmişler. İşte onlardan birisi de naziftir. Şimdi burada hissi kalbel vuku iki tarafta da çalışıyor. Bir ustad kimler benim talebem olacak diye hissediyor. İki kim benim ustadım olacak diye ya yeah, ustadın doktrini, felsefesini, eserini önceden hissediyor. Mesela dikkat edin, <laughs> Emir'da kaçtı ya. İleride Nur talebesi olacak e, sayfayı 46 mı, 41 mi yok. Diyor ki ileride diyor Nur talebesi olacak e, kişiler. Şöyle bakın hayatınıza ekseri. Hayatımızın günahlarla da geçmiş olabilir ama hayatımızda böyle ya hissi veya akli Risale-i Nur'u ister gibi geçmiş. Ben mesela derdim ki bir parçasını söyleyeyim. Ya bu Allah'ı ve ahireti anlatacak, ispat edecek, aklımızı ikna edecek hiç kimse, hiçbir Allah'ın kulu yok mu derdim ortaokuldayken. Böyle birisi vardır mutlaka derdim. 1975 bu. Benim, ben hiç uydurmuyorum bunu. İlkokuldayken zaten şu karşıki dağa ben baktığım için var. Aslan yoktur anne derdim. Oğlum kimsenin yanına deme. O zaman Samsun'daydı akıl hastanesi. Annem biliyordu ben bilmiyordum. Oğlum seni Samsun'a alırlar. İstanbul'da Bakırköy derler ya. Yapma. Nasıl yok oğlum? İstersen bak diyor. Bak sen geri dön. Bak ben bakıyorum. Bak ben bakıyorum. Bak orada o dağ var diyor. Yani insan e, fıtrat, fıtratına... Niçin böyle olmuş? Tablet yok bilgisayar yok, elektrik yok, oyuncak yok, bisiklet yok. Dağda, merzede arkadaş yok. Kimse yok. Bir canlı bir şey var. Ağaçlar varla sığır var. O zaman ister istemez düşünce böyle şeyler oluyor. Yani fıtrat. Şimdi niçin söyledim? İnsan fıtraten, fıtrat astesi bozulmadan büyürken fıtratın istediğini ifade edebiliyor. Şimdi buradan hissi kalbel vuku ne demek? Ee, arkadaşlar vuku bulmadan önce vuku bulmuş gibi hissedar olmak his demek hissedar olmaktır. His hissedar olmaktır. Yaşanmadan yaşananın bilinmeden bilmenin olmadan olunanın isteyip de ulaşılamayanının ulaşıldığı bir mekansız mekandır. His. Vuku bulmadan vuku bulandır. Bilinmeden bilinendir. Olmadan olandır. Hi e Elde etmeden hissedar olma. His hissedar olmaktır. Hissi kalbel vuku. Vuku bulmadan önce vuku bulmasıdır. Şahadette değil. Nerede? Vicdandaki histe. Vicdandaki his nedir? Gayb mıdır? Hayır. Şahadet midir? Hayır. Ne vicdan ne gayptir ne şahadettir. Gayb ve şahadetin noktayı mültekası ve iltikası hakkıdır. İkisinin berzağıdır. O zaman e, vicdan böyleyse içerisindeki sistem olan his, hem gaybi, bir kulağa gaybi, bir kulağa şehadet. Bir gözü gayba, bir gözü şehadete bakıyor. Ama şehadette tek konuşacaksın. E, alemi şehadetteki dil konuşmaktır. Gaybdeki konuşma dil düşünmektir. Bunu da yaz. Bir daha. Bir kulak gayba, bir kulak şahadete. Bir göz gayba, bir göz şahadete. De az şahadete düşünmek gaybadır. Gaybın dilidir. Sessizce konuş, şey düşünmek ve konuşmaktır. Düşünmek iç aleme sessizce yani buranın sesi oraya konuşmaktır. Düşünmek içsel, enfuse, gaybe konuşmaktır. Ya. Şimdi hissi kalbel vuku. Vuku bulmadan önce hisse, vuku bulmadan önce vuku bulmuş gibi hissedar olmaktır. Okuyoruz. Ve hisse, hoş geldiniz. Yeni başladık. His. Şimdiye kadar vicdan konuşuyordu. Bu, şimdi başta. Bundan sonra ekleyeceğiz saati. His. Bir buçuk saat mi olmuş? Bir vicdan konuştu. Demek hissinde inkışafı oluyor. Hissinde inkışafı varmış hissi kalbel vuku fazla inkişaf ederse hissin de inkişafı varmış. His, hissin inkişafı varsa tedenisi de var, iptali vardır. Hissin iptali de var biliyor musunuz? Gaflet ve dalalet hissi iptal eder. E his, hissiz midir? Gayb ve şahadet müftekasının özelliğini yitirir, anda yaşadığını yaşar. His, iptal o. Ne, hangisi yapar? His, seve, seva, sefaat. E, gaflet ve dalalet hissi iptal ediyor. Hissi iptal ediyor demek hissiz midir? Hayır. Gaybe ve e, maziye ve istikbale ait hislerin ak aktifliği özelliğini yitiriyor. Andadır. Hasan abi. Şimdi hukuk bulmadan önce his geliyor ama fark edemiyorsun. Ben bunu düşünüyordum. Soru, soru olarak soracaktım. His geliyor ama ben tanımlayamıyorum. <laughs> İşte gaflet ve diye cevap evet. vermiş olmalı. Evet. Onunla tanımlanamıyor. O tanımlanamıyor. Dalalet ee, gelecek işte bugün onu okumadan kapatmayacağız mevzumuzu. Ee, o dalalet mazı zaten bildiğiniz maziye, vahye kulağa sağar. Gaflet istikbale, e, ahirete kör. E, peki ne yapar? Yaradılış hikmetini unutur. Yani yaradılış hikmetini unutan istikbale kördür veya ahirette kör olduğu için yaratılış hikmetini unutur. Şimdi gel devam ediyorum. Demek hissin inkişafı oluyor. Ustad gibi zatlarda o kadar inkişaf etmiş ki keramet seviyesine gelmiş. Ne? Hissi kalbel vuku. Vuku bulmadan önce vuku buluyor. Olmadan önce oluyor. Düşünmeden önce düşündürülüyor. Böylece yani abi özür diliyorum. Ee, ihtiyarı bırakıp iradeyi ilahiye geçtiği için o nokta iltisakı istediği zaman atlıyor kendisi. Atlıyor. Bu irade irade var çünkü istediği zaman irade, mahluk değil biliyor musun? Şadette olsa mahluk. Gaybde olsa ilmi. Diyor ki bu vicdan dolayısıyla içindeki irade ne gaybtir ne şadet. O zaman mahluk da değil. O zaman o irade irade-i ilahiyenin cilvesi olduğundan cebir yoktur. Cebir ondan yoktur. Göründüğü zaman şehadete çıkmış oluyor. O kadar. Niye cebir yoktur kaderde iman etmekte? Mesela e, Dehri hocam sorardı. Derdi ki ya ne yaparsan yapasan pasan dedi. Allah vermedi mi iradeyi? İradenin de kabulü reddi de Allah verdiğine göre Allah'ın verdiğine göre irade tercih etmek zorunda olduğu için gene cebir kokuyor Hasan kardeş dedi. Ben de ona demiştim ki abi irade mahluk değil. Ama e, vücudu ilmi de değil. Anşte işte buradan vicdan e, berza berzah olduğundan diye irade gaybi değil. Şahadetli de değil. İrade diyor. Cüz-i irade demiyor vicdanda cüz irade değil. O mahluk taraf. İrade e, ne gayiptir ne şahadettir. Nereden çıkartıyoruz? Vicdan böyledir. Nokta iltika, iltisakı ve mutekas. O zaman irade ilahiyenin cilvesi olan bu irade şahadet değil, gayb değil, mahluk değil, vacip değil, ilmi değil. Berzah bir irade olduğu için bu Allah'a kabulü ve reddi cebir değildir. Cebir olmuyor işte. Bundan kaynaklanıyor. Kaderde cebirlilik yok. Nasıl ki Ali'nin kahve vermesine cebirlik yok. Nerede Ali? İrfan falanı aletimiz nerede? Kopmamız lazım bu derste biraz. Abi, abi daha şey yapmadı. Vücudu yok daha. Daha yok değil mi? De. <laughs> i̇rade ettim. İhtiyar edemiyorum abi. Ha, i̇rade ettin. Tamam. Başka yerde demeyin. Delidir diye. Bakırköy burası Bakırköy yakın. Ama her nur talebesi Risale-i Nur'a hizmeti ve alakası nispetinde hissi kalbel vuku o nispette olur. Her nur talebesinin seviyesi kadar, seviyesi kadar her nur talebesinin hissi kalbel vuku vardır. Ama şuuruna gelir gelmez. His, his, hissi kalbel vuku demek vuku'a bulmadan önce vuku bulmasını ya e, vicdan şey burayı unutmayın bakın hissi kalbel vuku. Bak şimdi. Hissi kalbel vuku. Vuku bulmadan önce vuku buluyor mu? Nasıl kendisini ifade edecek vuku bulduğunu? Ya akılda fikir olur. Ya kalpte duygu olur. Ya ruhta latife olur. Kendisini böyle ibraz eder, gösterir. Hissi kalbel vuku. Hemen konuşturur adamı. Ya Süleyman şey yaptın mı falan. Oo, Allah Allah. Ben içimde düşünüyordum böyle nasıl böyle şey yaptı nasıl bu, 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 anda geldi? Oysa hissi kalbel vuku inkişaf etti. Bunun şuuru olur, olmaz. Ee, şuuru olursa böyle bir kemalatından olur. Şuursuz olursa ihsan olur. Kemalatından olsa kapısı açık adam telere geçer yani. Bakın bir daha söylüyorum. Hissi kalbel vuku, hisse vuku buluyor. Vuku bulmadan önce hissedar olmaktır. Hissedar olduğunu vicdan akla fikir olarak gösterir. Kalbe duygu olarak verir. Ruha da latife olarak ifade eder. Ruhtaki latife şefkat, muhabbet, sevk, şefk, e, lezzeti mukaddesi, memnuniyeti mukaddesi, iftihar mukaddesi olarak intihar şey yapar. Kar, arkadaşlar içeride dolaşıyoruz ha böyle. Böyle sanki o da o dairede dolaştığın gibi. Hissi bir daha üç defa olsun. Hissi kalbel vuku demek e, vuku bulmadan önce vuku bulmuş gibi vicdan da ortaya çıkar. Bunun çıktığını nasıl anlarız? O hissi kalbel vuku akla kendisini fikir olarak, kalbe duygu olarak, latife insani olarak, e, ruhta ise latife olarak kendisini ibraz eder, gösterir, diş sallaşır dışarıda gösterir. Ahta geldi. geldi bir mi? Bir eskisini hatırlayalım. Yani abi hissi kabrel vuku bir başka ifadeyle alemi şehadetle alemi gayb arasında bir bağlantı kurulmuş oluyor. Aynen öyle. Yazdığınız vücuda çıksın abi. Şey yani okuduğunuz bu Evet.

Eskiden Hasan abi böyle okla mokla yapardınız. Böyle direkt yazmazdınız. Şimdi yapacağım. Tabii bir metini koyayım. Çünkü otun oku ne? Hissi kalbel vuku. Vuku bulmadan önce yani hissedar olmaktır. Bu, bulmadan önce vücut vuc, buluyor. Bunu e, nasıl gösterir o his? Akla fikir e, o, dört tane ya sistem. İçeride dört tanesi. Ezber olmasın ezber. Onu da çizgi yapacağım. E, i̇ç alemde sistem 4'tü En kesiften çok da ana temalar. Akıl, vicdan, kan, ruh. Bak en emene saymıyor. Bu mahluk bunlar. Hepsi mahluktur. Ustad alettir. Alet insani diyor. 27. sayfa sözlerde. Şimdi vicdandan konuştuğumuz için Vicdanda da his konuşmuyor. Vicdan vuku bulmadan önce vuku'a hissedar olmak demek nasıl anlarız? Vicdan bunu vuku bulmadan önce vuku bulmuş hisse tamam Hasan diyor. Nasıl anlar? Dört sana diyor. Fikir olarak verir akla. Ortada ya bu. bu bir üstü nedir? Kalp. Kalbede duygu. latife insaniye. Mesela vefadır, seftir, şeftir, meyildir, meylandır olarak verir. Yani kapte kalpte duygu o. Yani iyiyim var ya ihtiyaç, iştiyak, incizap, meyil. Böyle kendisini gösterir. Vuku bulmadan önce vuku bulmaz. Ruhta da latife olur. Şefkati mukaddese, muhabbeti münezzeye, sevki mukaddese, şefki mukaddese, leziti mukaddese, memnuniyeti mukaddese, iftar mukaddeseler gibi şeyler kendisini gösterir. Aynı anda sıra yok. Aynı anda elektronik bu. Yani buraya bir şey çaldığı zaman mesela diyelim ki e, ben sır insani grubuna bir şey attığım zaman sıraya konmuyor ki. Ben size hepinize bir bilgi atılır resim takti anda gittiği gibi. Ondan daha hızlı. Şimdi ben o zaman e, yapıyorum e, o şeyin dediği gibi ama şeyimiz yok ya. E, içeride e, kırmızı niye yok? Çocuklar bitirmiştir. Bakayım. Ee, bir bak kısım böyle bir tanesi. Yoksa benim şeyde var. Bak okla yapıyorum. Gaybı çizmiyorum. Gayb ve şehadet. Ben hissi kabul lel vuku. Buradan hissi geliyor. Zaten his. His. Vicdandaki his. Bu kendisini dimağda fikir kalpte kendisini kalpte normalde aslında his hissi badel hukuku değil mi? Evet. Hissi Badel vuku iken hissi Kabler vuku da var. Evet. Aynen. Çünkü Badel çalışıyor. Yani vukudan sonra biz hissediyoruz çoğu şeyi ama Badel de çalışıyor. Hatta bilimsel de, te, tespit edilmiş adamı, adam'a cihaz takılmış. Anlattım çok. Ondan sonra cihazın ekranı var ama bu görmüyor. Şimdi sen sana sor, soru soracağız, cevap ver diyor. Diyor ki bu kalem gösteriyorlar. Cihaz takılmış ya kafaya ekranı. Bu kalem kırmızıdır. Hayır. Sen hayırı şöyle yap. Hayır. Evet'i böyle yap. Çabuk olsun diye. Hayır. Evet. Kırmızıdır. Hayır. Bu demeden önce sinyal alıyor beyin ve hayırı önce söylüyor. Sonra böyle ifade ediyor. Bu ifade ihtiyardır. Onu hayır diye iradedir. Onu tanımlayamıyor. Peki ne çıktı? Niye söyledim? Şu anda bilimsel Onunla çalkalanıyor. Neyle çalkalanıyor? Araştıran, makale okuyanlar bilir bunu. Bizden önce bizde kim var ki karar veriyor? Bilim şunu biliyor. İrade ve ihtiyar aynı olduğu için vicdandaki iradeyi ustaç söylüyor. Vicdanda irade var, akılda ihtiyar var. O zaman onlar sırf aklı, uz, öz, töz diyorlar ya akıl esastır bilimde. Ondan öte bir şey yok. Akıl esastır. O zaman bunun ihtiyarı evet ve hayır demesi sondur. Peki ben bunu hayır derken benden önce bende bir hayır diyen var. O zaman bizden önce bize hayır söylettiren kim var? Bunu arıyorlar. Bizden önce mesela hay kırmızı kalem hayır. Ama ben demeden önce cihaz kırmızı hayri verdi yani cihazı kafama taktılar o zaman biz kukla mıyız diyorlar Bir de şey diyorlar onların tabiri ee, Biz yani robot gibi değil de böyle yani biz Android. he Android. yok e, şey diyorlar yani madem biz o bir tanımlayamadığımız bizim içimizdeki başka bir paralel dünya var kendim onun kuklasıyız. Yani burada evet, hayır ben verdiğimi zannediyorum. Oysa ben bunu hayır derken benden önce birisi orada hayır demiş. O hayır demiş. Biz onun acaba cebri miyiz? Yani o kimdir? O zaman biz biz değiliz diyor. Biz oyuz diyor şu anda ama kimiz bilmiyoruz. Hasan abi Yasemin Allah razı olsun bu çarşamba günü bir tarif oldu. Hatırlatayım belki konuşur ol ne oldu? Ol olmadı mı? Hepsi oldu bitmedi mi? Allah ezeli ve ebedi olduğu için esas her şey oldu bitti. Şimdi Osman al. Şimdi hissi kalbel vuku mazi ve mustakbelin noktayı iltisakı ve mültekası. Hissi kalbe vuku'yu bir de söylüyorum. Mazi ve mustakbelin noktayı iltisakı ve nokta, mültekasının ifadesi. Vuku bulmadan önce vuku bulmuş. Bu vuku bulan vicdandaki histir. Kendisini akılda fikir olarak, şey, vicdanda his olarak gösterdi. Dima da akılda fikir olarak, kapte duygu olarak, ruhta ruhta latife olarak Hı. Hı. ibraz etti. Evet çok güzel söyledi. <laughs> Hissi kalbel vuku şahadet değil. Gayb da değil. vuku'a gelse şehadet olur. Bak ne diyor tat? Alemi şehadet. Geçti mi o? Ha 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 bak Alemi gayb ve alem şahadeti nokta elde edilir. Yani böyle bir berza. Alemi gaybtan çıkmış. Çık, alemi gayb da değil. Alemi şahadet de değil. Çıksa burada olacak. Çıkmadan çıkmış hali buraya gelmeden gelmiş hali. Alemi gaybden çıkmadan çıkmış, şehadete gelmeden gelmiş. Kudret taluk etmiş olur mu abi burada? Kudret taluk etmiş. Arada da gene yine... etmiş. Gelmiş Arada gelmiş. Şehadete çıkmamış ama nasıl? E, yani alemi gayb kudret tahalluk etmemiş mi? Cennet gayb değil midir? Evet, Mahluk kudret taluk etmemiş mi? Cennet yok mu şu anda? Hasan abi var ama e, şöyle bir tabir yapsak yani kainat cinsindendir ama şecere ilkat cinsinden değildir diye Bu zukuya böyle bir tabir yapabilir miyiz? Bir de söyle. Kainat cinsindendir ama şecere ilkat cinsinden değildir. Yani lef mahfuzdan çıkmış ama yine kainat cinsindendir. Yani lef mahfuz dersek o zaman daha farklı. Evet. Kainatla şecere ilkat farklıdır abiler. Çok farklıdır. Dağlar kada var. Bunu bilmeyen Risale-i tefekkür ederken nakıs yapar. Bastığı yeri, bastığı yeri iyi bilecek ki Kainat demek arşa kada olan alemlerin cemine denilir. Arş bu konuda berzahtır. Allah ile kainat arasında arş, arş berzahtır. Mesnevi arşa berzah diyor bu cihette. Bir daha çizeyim mi? Şöyle. Bu çok önemli de. Bak. Ee, kainat. Şöyle diyeyim. Vacibül vücut. Burası da kainat. Burası arş. Berzah. Burası Cenabı Hak Celle Celaluhu Bu buna şey deniliyor. Kainat. Allah ile kainat arasında arş berzah'tır. Bu arş berzah'tır diyor. Şimdi ötekisini yapıyorum. Vay. O kadar yaptık ki. Iyi geldi abi. Aa çok iyi. Evet burası burası da berza ama arşı azam. Tamam. Tam, burası şeceri-i hilkat. Peki kainatla şeceri hilkat arasında ne fark şey vardır? Kainat şeceri hilkat kapsar. Evet. Tamam? Yani şurası arş Şurası arşazam, şurası Kabı kavseyin. Evet. Şeyim nerede? Kavem. İneceksin bazen. De. Orada durdur mu du tutunamazsın. Abdurrahman diyor ki ayakta içiyorsun. Ne yapayım Abdurrahman? Evet. Evet, Hissi kalbel vuku. Arkadaşlar ne ararsın Şam bu hakikati kendinde ara. Hepsini görürsün. Nadir abi de derdi ki Alaramet'in abi de çok derdi. Kalp böyle bir harita derdi. Nasıl ki <laughs> önünde bir tane tablet var. Şu andaki tabirle söylüyorum. Sihayda uçurdun veya uyduyla herhangi Mescid-i Aksa'yı bir yeri seyrediyorsun. Mescid-i Aksa orada, burada. İstersen böyle getir, ikisini koy, aynı. Burada seyrediyorsun, hemen yanında. Gitmeye gerek var mı yok. Kalp ne kadar inkişaf ederse, gayb, gayb haritası ya. Kalp nedir? Rüzname, harita, hulasa. Tamam Burada açılıyor. Yani gaybi de, ahireti de, her şeyi seyredersin. Bu önümüzdeki tablet gibidir kalp. Seyretme yeridir, böyle. Aynı, açılır. Hiç gitmeye, mesafe kat etmeye, ulaşmaya. Şeyh'ten şunda bundan ders almaya gerek yok. İnkışaf ettirirsen enfus böyle dijital bir ekrana benziyor. Enfus alem. Her şeyin olduğu, seyredildiği bir yer. Kalp ruhun derece hayatı enfus alemdir. Enfusiyidir. Ustad o yolu açmış. Enfus enfusiyidir. Onun için herkesin ilgisini çekmez. Belki de e, bu de, bu devlete, maz, nimete mazal olmak şöyle dursun tenkit etme şeyi de vermiş. Çünkü bulunduğu yerde memnun olduğu için inkişaf edemez bir daha. İnkişaf edemez. Yani sabi, sana diyor ki sabittir bu alemler. Bundan ibarettir diyen kendisi ondan ibaret olduğu içindir. Oysa enfu afaki gaybi ve gaybi ve şahadet, e, mülk melekut, enfusi ve afaki hepsi İkisi cem edilmiş insan ve ikisi de değildir insan. Gayb ve şahadeti nokta iltika, iltisakı insan. Aynı zamanda mültekası 121 şualarda diyor ki insan böyle bu cihette baktığı zaman kendisi berzaktır. Hatta Allah Resulü için 15. şualda diyor ki alemi gaybı alemi şahadeti taşıdı diyor. 121 şualarda ne diyor? İnsani berzahtırlar diyor. İnsan böyle bir berzahtır. İnsan gaybı da var, şahadet de var insan. Ama insan o en itibariyle veya sır insan itibariyle ne şahadetin sonucudur, ne gaybın, ne şahadetin meyvesidir, ne gaybın sonucudur. İnsan o hamurun arkasında olandır. Hasan abi burada o dediğiniz şeyde, e, mesela şimdi biz işte şu bilgiyi verdiğiniz zaman... O ilmi alıp eğer ben yani enfüsü konuşurken bile konuştuğum şeyi e, kendimi kayıt olarak tuttuğum zaman aslında gene kayıtlıyorum kendimi. Evet. O yani kayıt. Geldiğim yer ve bütün bir de böyle de değil diyebilmem gerekiyor. Ha, böyle de değil tabii. Böyle de değil. Yani değil. o kayıttan çıkmam lazım. Yani evet. ben hep arş-ı arş azam kalp-ruh-ene kalp, işte kendimce bir Tefekkür için böyle kullandık yoksa böyle de değil. Nasıl ki bu şekil, bu şekil arş mıdır? Düşüncem de böyledir. Onu da terk etmek yani evet. onun da aşk onun üstünde aşk. Ustad da öyle diyor ya, terki de terk et. Yani terk ettim diye gururlanma terk edebildiğim. Te evet, diyor ya, şey der tariki nakşi mendi ahmet çağrı çiz, terki dünya terk etti terki, terki ukba, terki ter. Yani o zaman o ilim benim benim için kayıtlı oluyor. Beni getiren ilim evet. beni oraya getirdi ama benim gene kalıbım oldu. E, Ka Gazali diyor ki bu ilim seni bir yere getirdi ya diyor. Ona kanaat edersen cahillik cahalet buradan başlar diyor. İlim seni getirdiği yerde şunu diyeceksin. Böyle de değil. İlim seni kemal haline nasıl taşır diyor Gazali? İlminle cah cahil olduğunu anladığın anda tekamül başlar diyor bilmi ilim kema ilmi kemali bilmiyor diye bilmek daha anlamadım yani neyle anladın anlamadığını ilminle bir daha cahil olduğunu ne ile anladın ilminle İlmin kemal mertebesi cahil olduğunu bildirmektir sen cahil oldun vücudun kemali yok olduğunu idrak etmektir vücudunda Adem Ademinde vücut var sırrı. Vücudun kemali, bunu yazarsın. Vücudun kemali Adem'ini bilmektir. Yani vücudunda Adem yok ben varım, ben oldum, ben bu vardım, ben ettim, kazandım, becerdim, oraları şey yaptım demek Adem'dir. İşte Gazali güzel demiş. Demiş ki ilmin kemali nasıl anlarız? Yani bir insan ilmi elde etti ama acaba hamur yapıp, hamurlayıp fırına verebildi mi? İlmin kemali cehaletini bilmektir. Cehaletini bilen bir insan ne ile bilmiştir? Ne gerekiyor? Cahil olduğunu bilmek için ilim gerekiyor. İlmin kemali cahil olduğunu bilmektir. Vücudun kemali ise yokluğunu bilmektir. E, vücudunda adem diyor. Kendine vücut rengini verme. Ademe düşersin. Tepe takla gidiyor. Bir tuhaf bizim gezegende böyle. Bu dünyada böyle. Bu Risale'nin enfus dersleri de böyle. Biraz da devam edelim şunu. İstikal kalbe vuku biraz iş şey yapalım. Daha bir saat oldu. İstikal ve vuku isimlerle mi ismi azamlarla mı oluyor? İsimlerle olursa esbab işliyor. E, Esbapsız doğuşlar ise ismi azamla olur. Hissi kalbe vuku, ee, hayvanlarda da olur vesaire de ol, olduğu için esbabsız, alem-i şehadetin esbabı yok. Esmalarla da olur. Kalitesine bağlı. Mesela diyelim ki hiç Allah Resulü'nün şeyi olmadan hemen vahiy geliyordu gece. Bazen uykuda vesaire. Hiç şey. Hissi kalbel vuku doğuyor. O ismi azamla oluyor. Ama mesela... Şey he? Hadis suratı intikaldır. Şimşek gibi suratı intikaldır. Hadis. Hadis. İşte hissi kalbel vukunun o bir sıfatıdır o. aslında evet. Hasta var. Göre, mı? Alemi şahadet cinsinden esbab yok. Ama iç alemde var şöyle. Şöyle. Ee, mesela ben e, çalışıyorum bir konuyu çözemiyor. Bıraktım. Sonra bir bakıyorsun ki bu mutfakta ders çalışırken, araba sürerken, ders yaparken şu anda. Ay bakıyorsun ki şu konuşurken arka tarafta 5 sene önce saldığım o sorunun cevabını bulamadım ya cevabı geliyor. Esbab da yok. Biraz gidelim mi şu şeye? E, Hisil kalbel vukunun daha önce ders yaptık ama duymadığımız veya orada bahsedilmeyen sıfatı bahsedilecek şimdi burada. Demek hissinde inkişaf oluyor. Ustad gibi zatlarda o kadar inkişaf ...etmiş ki keramet seviyesine gelmiş. Keramet seviyesine. Ama her nur talebesi Risale-i Nur'a... ...hizmet ve alakası nispetinde... ...hissi kalbel vuku o nispette olur. Usta da has değildir. O caddeyi açtı. Herkes Abdurrahman... E, ...Risale-i Nur'a alakası ve hizmeti... ...nispetinde hissi kalbel vuku oluyor. E, olmadan önce... ...histe hissedar olmak... Hi, ...olmadan hissi kalbel vuku demek... ...olmadan önce... Histe hisse dar olmak vicdanda. Sırınca ne garip değil mi diye, diye soruyorum. Yani olmadan önce olması, görünmeden önce görünmek, duyulmadan önce duymak, işitmek. Yani garip insan. Gelecek, gelecek daha gelmeden multeka mültekası. Gelmeden hisse iç alemde geliyor. Daha şahadete gelmeden, akıl onu getirmeden, akıl ona yol açmıyor. Fikir yoldu, Fikir yoldu. E, sonuç değil fikir ha. Fikir süreçtir. E, fikir yol açtı diyoruz Oradan gelenler tefek tefekkür de yoldur. Tefekkür enfusi. Çünkü kafirde tefekkür yok. Düşün fikir vardır. Fikir dışsaldır. Tefekkür içseldir. Yani fikir veya tefekkür ediyoruz. Sonuç mudur tefekkür? Hayır. O tefekküre hali Allah bir hal verir. Halet verir, isverir, duygu verir, mana verir. Oh, o tefekküre verilen cevaptır. Huzurdur. Bizde huzurdur. ustad gibi zatlarda huzuru tamdır. Peygamber gibi huzuru etemdir. En tam demek hiç boşluk yok. Her an onu yaşıyor. Huzuru etem. Risale'de geçen tabirler bu. Tatkeni oynatacaksın bazen. İyi gelir. Yanmasın. Yanmasın. Nur talebelerinde nazif abimiz onlardan biriymiş. Biriymiş. Gelecek hisse nasıl hissedar olunuyor? Bunu şey yaptık. yukarıya çık. Multeka'yı yazmışım lugata. Tabir değil bakın. Multeka kavuşup buluşul buluşulacak yer, iki şeyin birleştiği yer, kavşak. İltisak yapışan, birleşen, kavuşan, bitişen demekmiş. Aynı zamanda vicdana fıtrat diyor. Çoğu yerlerde vicdan, çalıştığımız için daha önce fıtrata vicdan, vicdana da fıtrat diyor. Vücudu e, ilmisi var, e, vücud alicisi yok, yazılımdır fıtrat. Bu aynı zamanda vicdana fıtrat diyor. Vicdan, âlim-i şehadet ve âlim-i gayb arasında berzahlık yaptığını ve kavuşma, buluşma yeri olduğunu mülteka ve iltisaktan çıkarıyorum bu manayı. Böylelikle uyanık vicdanını dinleyen için bak böylelikle uyanık vicdanını dinleyen insan için gaybda kalmamış oluyor. Gayba nüfusu kadar e, yani vicdanı inkışafı kadar fıtratı temiz kaldığı kadar gayb şahadet oluyor. Nerede? Hissi kalbel vuku. Vicdanda his, o nispette üstü açılıyor. Arkadaşlar gayb duruyor. Gayb olmayacak. Gayb var zaten. Mazi nerede? Mazi neredeyse gayb de oradadır. E, hissi kalbel oluyor? Onun üzerine battaniye açıyoruz ya. Ha şimdi mesela bak. Böyle kitabı şey yapıyoruz. Çeviriyoruz. Ya kardeşim ben bu kitabı çevirip okudum diye bu yazının sahibi ben değilim ki. Eski saydığım işte Risale, Risale çeviriyoruz. E, Risale üstünü açıyoruz. Seslendirerek üstünü açıyoruz. Yani ben seslendirdim diye mana biraz çıkarttım diye bu manan sahibi ben miyim? Olmadığım gibi gayb üstü açılıyor. Gayb aslında bize gayb. Orada zaten var. İmam-ı Mubin'dir. İmam-ı Mubin neydi? Mazi ve mustakbel. İlim, emir. Kitab-ı neydi? Kudret ve irade. Hazır zaman. lefi i Mahfuz'da var zaten arkadaşlar. İmam-ı Mubin. Mazi ve mustakbele ne deniliyor? İmam-ı Mubin. Emir, ilim. Ha, o bizde üste açılır. lef Mahfuz bizde var mı? Var. İki türlü ilim elde edilir. Z i̇lim zannediyoruz. Gazalde der, okuduğum için ilim maddesini. Bir, bilmediğimizi dışarıdan birisi anlatır, işte öğreniriz. Bu ilmi zahir denilir. Aslında batında böyle değilmiş. Biz va alima ademe isme sırınca ademe bütün isimleri öğrettim demek yaratılışın başına sona kadar insanın fıtratında bu ilim var. E şimdi bir doktor veya bir profesör veya bir fizikçi veya bir alim yani veya lisan dersi bize anlatarak biz öğreniyoruz zannediyoruz. Aslında ikinciyi söylüyorum. Aslında biz öğrenmiyoruz. Bize anlatılanla bizde varın üstü açılıyor. Bizde var zaten bu. Ve alleme ademe esma külla. E Ademe fıtrat itibariyle 18 bin alem yazılmış e, hoca veya profesör bize anlatırken zahirde, ilmi zahir budur. Öğretiyorum. Talebe de öğreniyorum. Batında ne demektir? Bu aldıklarımla üstünü açıyorum. Benim fıtratımın içinde hepsi var. Battaniye gibidir. Açıyorum sayfayı. Bendeki çekirdek kullanıyor yani. Evet. Abi. Tevhidin şu an neşeler diyor ya. Buradaki tevhid alim şehadetten aldığım malumat da fıtratındaki ilmi yani o noktada açığa çıkarmış olmak demek o demek oluyor abi. Orada doğrulama merkezi. <laughs> Kendisi şahit oluyor ona. Tevhide şahit oluyor tevhide. Nasıl peki nasıl şahit olacak? O sırrı insani eneyi ne kadar fark ettiyse işte Allah'ın böyle şunatına değil, şunatına ruhuyla, sıfatına aklıyla, sıfatı zatisine kalbiyle, sıfatı subutesi aklıyla, şahadette bedeniyle zatına sırrı insaniyle şahittir insan. Bunu bilmese kendisine beka verir. Allah'ın baki isminin tecellisi olduğundan kendi bekasını arar, ölüm ona dehşet verir. Ölüm korkusu bundan kaynaklanıyor. baki Zülcelal'in aynesi olan insanın, ikinci şu anda geçiyor bu, aynesiyle Allah'ın bakilini anlaması gerekirken o aynada gözüken beka şeyiyle, ismiyle kendi bekasını aradı. Kendi bekasını aradığı için ölümü teristlikten çıkarıp ölümü ölüm olarak değerlendirdi. O belayı da çekti. Ölüm korkusu oldu. İyi ki oldu. Ölüm korkusu da lazım. Yoksa Abdurrahman'ı kim tutacaktı? Ya, buraya. Vicdan bu merkezdeyken içerikleri de bu cinsten iş yapıyorlar. Vicdan nok, nokta iltisak mutekası ya kendisi. O zaman vicdandaki o berzahlık irade de berzahtır. Zihin de berzahtır. His de berzattır, Latife-i Rabbani de berzahtır. Vicdana verilen anlam, yüklenme mana içeriklerinin sıfatı oluşundandır. İçerikleri de böyledir. Vicdan ne gayiptir ne şahadettir. İrade de öyle. Ne gayiptir ne şahadet. Zihin de öyle, his de öyle. Ne gayiptir ne şahadettir. Allah Allah ne ilimlerle muhatap ediyor bizi Allah. Değil mi Mehmet kardeş? Direkt Allah ne de, dersleri muhatap ediyor? Zihinde mesela şöyle bir şey veya akılda şöyle bir şey de diyebilir miyiz? Bir şeyin kanuniyetini bilsek, hani gök gürlemesi olduğunda kanuniyeti vardı ki veya ayağın darmometizması vardı der ki yağmur gelecek. Aslında bu o kanuniyeti bilmek veyahut kendisindeki bir hassasiyetinin olması o gaybdaki vuku bulacak işi onun hakkında kalpten çıkar. Şadet Doğru söyledi. Romatizması olan babaannem, babaannem ta bir gün önce derdi. Evdekilere derdi ki dün dedi otu kestiniz serdiniz kurusun diye. Hadi öğleyine kadar bırakmayın derdi anneme derdi. Gece derdi. Yağmur geliyor derdi. Meteoroloji istasyonu gibi. Ondan sonra yağmur geliyor serdin biçtiniz çayırı otu Kurutmayı bugün öğlen olmadan kaldırın ve hakikaten öğleni doğru gelirdi, gönderilirdi yağmur. Bizim için gayb olan derdim Allah Allah Allah. Yani hep olduğu için olduğu için ya babanı nereden biliyorsun ağrıyor babanı bu ağrı ne alakası var ya? E ne biliyor ne bilelim romatizma mer havanın nemini de alıyor ince en daha yağmur gelmeden önce ufak ufak nemler oluyor. Rüzgarın gelir böyle rüzgar bulutu taşırken e, bulutu gelirken rüzgar olur. Niye? Bulut onu taşırken bu rüzgarı itiyor. Bu itince de fırtına gibi olur. Ama o gelmeden önce nemler gelir. Bunun kim hisseder? Sinir uçları hisseder. Romantizma. Sanki meteoroloji istasyonu gibi e, derecesine göre, hassasiyetine göre, tecrübesine göre 12 saat önce, 6 saat önce, 1 saat önce herkes derecesine göre hisseder. Siyasette de öyle. Siyasetçiler şöyle dermiş. Ben rastladım böyle bir adama Kırıkan'da. Havayı koklarız hoca dediniz. Rusya, Amerika. Koklarız. Kokudan anlarız onun hareketini. Lan nasıl anlarsın ya? Yani bu siyasetçi askeri ya. Yani. Denk gelmiştim şeyde. Beni tanıdı petrol ofisinde. Sivil giymişti. Paşaydı yani. O Komuta merkezinde görebilirmiş. Ya nasıl böyle şey? Sen sen senin Risale nur talebesi olduğu için dedi ki biz dedi havadan kokudan anlarız dedi. Bize dedi. Dedim ki yani dedi senin enfuste dedi bizim anlayacağımız tarzda bir ba biz barut kokusunu alırız olmadan veya ses veya top tank kokusunu alırız dedi. Hareketin kokusunu ve sesini, tadını bile alırız. Hassas. Tamam. E niye? Ya Latife-i Rabbani Allah zevk ediyor da. Allah Allah. Latife-i Rabbani müşahedetullah Allah seyrediyor. Nasıl ifade ediliyor? Huzur. Huzurun kokusu yok mu? Huzurun sesi yok mu? Huzurun tadı yok mu? Da, usta diyor ki, dimağımda hissediyordum. Oysa biz lezzeti dilde hissediyorduk. Bu fikirleri diyor, dimağımda hissediyordum. Dimağımla kokluyordum. Benim için o kadar kesin ki, vallahi mutfakta ne lezzet alıyorsan, düşüncelerin de kokusunu aynen ben böyle iman ediyorum. Düşünceler kokar, kokusu vardır. Düşüncelerin kokusu var, tadı da var, dokunsallığı da var şekli de var. Düşünceler, düşünmek iç alemin konuşmasıdır. Dışarıda zaten konuşmak nedir? Titreşimdir. Biz konuşmak demişiz. Dalgadır. Biraz daha aşağı git enerjidir. Daha arkaya esir git. Esir. Daha arkaya git maddeye hayattı. Daha arkaya git aynı hayat. Hayat hayat. Hissiyat içinde zaten hayatın memzuş nakışlarıdır diyor. Hayatın dışsalıdır hissiyat. Tencereyi düşünün. Koydunuz abi içine su. Koydunuz. Verin gazı tam. Kaynatın o tencereyi. O e, fıtrattır tencere. Sudur hayat. Kaynayan o hissiyat. Dışsalıdır. Hayatın alemi şahadetteki zeminsiz zeminidir. Vicdan bu merkezdeyken içeridekileri de bu cihetten iş yapıyorlar. Yani Vicdan neyse içerik, içerikleri de öyle. İrade zihin de böyle. Hissin bir vazifesi de gaybı olan şahadete hissin kalbel vuku ile olmuş olacak ve olmayacakları da vuku, vuku bulmadan vuku buluyor histe Histe e, bir mazi tarafı var. Mazi olmamakla beraber bir de istikbali tarafı var. İstikbal tarafı e, hissin ifrat tefrit vasatı var. İfratı vuku bulmadan hissi kalbel vuku bulmasıdır. Ama mazisine ne deniliyor şu anda e, şapamadım. İsmini bilmiyorum. Ama histe vuku bulmadan önce vuku bulmasına hissi kalbel vuku e, sanki hissin istikbal tarafıdır. <laughs> o zaman nedir o? Çok tuhaftır. Ali biraz bahsetmişti bu konuda. E, şimdi Lefi Mahfuz'dan bir şey kalem olsun diye çıkarsa hüküm Lefi mahfi isbata gelir. Lefi mahfi ispatta şartları tahakkuk ederse mahluk olur. Yoksa geri döner. Şöyle örnek vermiştim hatırlarsanız. Ankara'dan tır çıktı. Yunanistan'a gidecek İsfala hududuna geldi. Geldi mi? Orada evraklara bakarlar. Musadesi varsa çıkar. Musadesi yoksa Ankara'ya geri döner. Ankara'da maksat lefi mahfuz. İsfala hududdan lefi mahfi ispattır. Oradan hüküm verildi. Bu çıksın. Gelir lefi ma bir şey anlatacağım. Lefi mafi ispata gelir. Şartları tahakkuk ederse vücudu hariciye verilir. Kudret taluk eder. Kudret taluk etmese vücudu ilmi denilir. Kudret taluk ederse vücudu harici mahluk olur. Şimdi hissi kalbel vuku e, gayptan geldi. Hisse geldi. Hissi kalbe vuku. Vuku bulmadan önce hisse vuku buldu. Şahadete çıksın mı çıkmasın mı? Bazıları şahadette, şahadete çıkmasına şartları varsa çıkıyor. Şartları yoksa hissi kalbe vukuyla tekrar gayb oluyor. Geri gidiyor. Hissi kalbe vukuya gelen hepsi şahadet olmuyor. Yani bununla bize ne katıyor? Hissi kalbe vukuyla tın tın ediyor manalar size bana geliyor ama tanımlayamıyoruz. O kuşu avlayamıyoruz. O kuşu kavrayamıyoruz. O manalar inceleşiyor, inceleşiyor. Çok casus gibi. Böyle böyle bir hal böyle. Bir, bir şeyler bir şeyler böyle geliyor. Rumuzdur, sunuattır, tuluattır, işarattır, ilhamattır. Şumullu ilhamdır. Vahim vazifesini gören e, nedir? İlhamın en kalitelisi ustada geliyor. E, şumullu ilham. Sonra bize ilham. Şumulu ilham, ilham, sunuat, tuluat, işaret, rumuzat böyle. Tırt. O şartları vuku bulursa histe, o gelenler vücuda çıkartıyor. Abi, vücut değil mi? Şartları vuku bulmasa o da vücut. Bu bitirmeden dur bitir. Şartları vuku bulmadı. Vicdanda histe, hissi, hissi kalbel vuku oldu mu? Onu ben benim için şahit oldum artık. Ama şartlar tahakkuk etmeden çekip gidiyor. Mesela öğretmen, mesela doktor veya hoca veya işte mütefekir bakar karşıya böyle yani ne yapayım bunu diyeyim demeyeyim muhatap olmadığı için vermiyor o manayı geri götürüyor gibi. Şimdi söyle Ali. O da alemi şehadetin bir derecesi değil mi? Hissi kalbel hukuyla bana geldi. Ama kudret... Yok hala gaybdadır o. Yasin. O da kudretin bir nevi tahallük etmesi değil mi? Vicdan eğer vicdanda his olmuşsa kudret taluk etmiş. Mahluk oldu. Ama bazı şeyleri var ki e, vicdan şey histedir. E, his olursa vuku bulmuş yani artık tanımlanmışsa o kimliğe bürünmüşse çıksın veya çıkmasın mahluktur. Kudret taluk etmiş. Mahluk benim içimdeki her şey mahluk. Ruh bile mahluk ya. Akıl bile mahluk. Vicdan bile mahluk. E onun içine gelen nasıl mahluk olur? Ama insan mahluk ama insana bir şey var ki mahluk olmayan. Hisil kalbel vukunun bir nevini söylüyorum. Bir ucu mahluk değil böyle. Bir ucu mahluk. Bir ucu mahluk değil. Bir ucu mahluk. Şimdi burası e, şuur olarak geliyor bize. Alem, alemi galpten bile şuur olarak gelecek. Fıkratın zihin şuurdur diyor ya o zaten. Şuur ve kendisinin farkında olan bir şuur. Bizde de ona karşılık gelecek akli bir şuur olması lazımdı. <laughs> yani gaflet ve delalet de buna perde oldu. Göremedik, biz farkına varamadık gitti ama akli bir şuur ile biz bunu fark edersek... O mahluk. Tabi o mahluk oldu o. Şeceri tamamı mahluk değil mi? Mahluktur. Kudret haluk ettiği her şey mahluktur. E tamam şimdi bunu başka bir şekilde izah etmemiz lazım. Çünkü bir tutarsızlık oluyor. Nasıl oluyor? Şimdi e, lef-i mahfuzda kibi olayı Leif mah getirdiğinizde harika. E, kudret... Ama lef-i mahfuzda levhalardır Orada e, orada ezeli ezeli şeyler de geliyor. Yani oraya daire şey şey de diyor e, ilmezeli. E, oraya başka mahluk olmayan şeyler de oluyor. Mesela insan mahluktur. Ruh mahluktur ama bir tarafı var ki ene tarafı şey veya sır insanı mahluk değil. Tanımlanamıyor. E aynı insanda düşündüğümüzü kainata da, şecer hikata da düşün. İnsanın enesi mahluk mudur? Sır insanı mahluk mudur? Ha, kainatta da böyle. Ama işte dediğim mi o mesela bizim ruhumuzda gözüken beka bizde gözüküyor. Temessulat. Allah'ın bekası. Mahluk mudur? değildir. Yani sır insani, mahluk değil. Yani şey değil, kudret taluk etmemiş. Lefi mahfuzda da, lefi ha, lefi ezeli diyor. Ezeli levalar. Yani ben bir şeyi hissi kabul ben... Hissettiyse mahluktur o. Ben onu hissettim diye, o bir kayıptaki bir şey mahluk değil miydi? Mahluk. İşte bunun izahını başka şekilde yapmamız lazım. Yok ama şöyle hissi kalbel vuku bize gelince mahluk ama o gelmeden önceki Allah'ın zatına ait olan bir özellik sıfatsa mahluk değil. Allah bakidir. Hissi kalbel vuku da böyle baki beni sarmaladı. O be bendeki o baki latifesi mahluktur. Ama kaynağı mahluk. O zaman kudretin gücelesi an be an oluyor. Oluyor. O zat. Evet. Kudret olmasa mahluk olmaz. Yani şöyle mantığımız şu. Tanımlama nasıl olursa olsun. Bir şey ilim, irade, kudret üçü bir araya gelirse mahluk olur. İlleti tammelidir. Eğer bunlardan bir tanesi yoksa illeti tammesi yok. illeti tammesi vücudu ilmidir. İlmi vücuttur. Vücud, vücudu ilmi ne, ne demektir? Subutu sıfata ait. Tamam. Burayı kaçırmayalım. Allah'ın subutu sıfatında ilim var. Zatı sıfatında ilim var mı? Yok abi. Kudret var mı? Yok. İrade var mı? Yok. Zatı sıfatta böyle bir şey yok. Ha, demek ki subutu sıfatta e, ilim irade varken zatı sıfatta yok. Hiç subutu sıfatlara mı iman ediyoruz? Yok. E, Şuhunatı zatıya da etmiyoruz. <laughs> Mahiyeti zatiyesine. E böyle hepsi bütünlüğüne iman ediyoruz. Ama mahluk ile bizi, mahlukat ile bizi ilişkimizi sağlayan vicdan, vicdan ile biz Allah'a iman ediyoruz. Vicdan ile Allah'a iman etmiyoruz. Kalb ile Allah'a iman ediyoruz. Bak, ne yaparsanız yapın. Evet. Kul canibinden her şey mahluktu. Allah canibinden o değişiklik oldu. Tabii, tabii. Bunu izah edemiyorum. Evet. Edem, edilebilseydi zaten mahluk olurdu. Peki niye edilemiyor? Çünkü mahluk değil de mahluk edilebilir. Öte o sayfaya geç. İşte ancak izah etmeyeceğiz. O ustadın dediği gibi yaşanır yaşanır. Yani oldu öyledir. Ne ne kadar anlat? ne anlat. Yani biz belirli yere kadar çerçeve yaparız hepimiz. Ondan sonra mesela ee, huzur. Huzuru nasıl anlatayım? Sana söyleyeyim. Mesela herkes kendisine göre der. Huzur özel hayatın sonucu der. Kimisi bal yemeğin sonucu der. Kimisi İmam Bayd-i Müftü şaşırdığının sonucu der. Hiç alakası yok. Mesela beşer lezzeti nereye diyor biliyor musun? Ne kadar acayip. Hiç alakası var mı? Be beşer lezzeti şöyle tanımlar. Elemin gitmesidir. İçki niye lezzetlidir diyor. Menüs lezzet verir. Elemin gitmesi. Elemin gitmesi... Elemi hissetmediğinden buna lezzet diyor. Oysa lezzetin kendisi değil. Lezzette hiç alakası yok. Kafir lezzet almıyor. Kafir elemini unutuyor. Ona lezzet diyor. Hiç alakası yok. Kafir bu dünyada lezzeti yoktur. Lezzeti imandadır. Lezzeti vücuttur. 32. Sözde. Yani mesela diyelim ki bir daha söyleyeyim. Kafir lezzeti elemin gitmesiyle olana diyor. Oysa sıkıntım gitti. Onun adı of oh be huzur varmış. Ya o huzura ne alakası var? Elemi hissetmiyorsun. Ustad diyor ki zıttı olsun ve olmasın. Bizzati olanlara o denilir lezzet. Lezzeti vücut, lezzeti hayat, lezzeti iman. Yani mesela imanın lezzetini almak için kafir mi olmak lazım? Varlığın lezzetini almak için yok mu olmak lazım? Kafir bundan haberi yok. 32. sözde söylüyor. Kafir imanın lezzetini niye alamaz? Çünkü iman etmedi. Yani biz imanın lezzetini alıyoruz. Niye zıttı olduğu için mi? İman öyle bir şey ki zıtsızdır. Vücut zıtsızdır. Şuur da öyle. Hayat da öyle. Hayatın lezzetini almam için abi ben bir öleyim de, yok olayım. Aa ya, vay be. Hayat varmış. Hayır. Bizzati var olanlar Peki zıtsız var olanları neyle anlarız? İman ile. Kaç tane? 11 tane midir orada ya? Zıtsız lezzetler. Abiler kafirin lezzeti yok. Zevki var. Z e, cinseldir, bedenseldir. Z e, içsel olanlara lezzet deniliyor. İşte kafirin lezzet diye tanımladığı elemin gitmesidir. Ne tür? Ya? He, ne tür? Yani e, Eksi deydi, sıfıra geldi. Artı dervişesi yok onun. Bu onun hayatının lezzeti yok, onun vücut lezzeti yok, onun va varlığını var farkındalığın lezzeti yok. Onun lezzet dediği şu, e, o çok fena ağrıyor, kırıldı, çok elim kesildi, o çok fena, elem alıyorum. Ah of be, lezzet geldi. Lezzet gelmesi, elemin gitmesiyle tanımlanmış. Le artısı yok ki, sıfıra geldin. Eksiydi, sıfıra geldi. Orada sayar. Bir sayar mısınız? O 11 tane mi madde var? Oku bak. Bak. Lezzeti vücut. Vü vücut. Lezzeti vücut. Ve lezzeti hayat. He. Ve lezzeti muhabbet. Tamam, bak. Ve lezzeti marifet. He. <laughs> Ve lezzeti iman. He. <laughs> Ve lezzeti beka. He. <laughs> Ve lezzeti rahmet. He. <laughs> Ve lezzeti şefkat. He. <laughs> Ve hüsnü <huşlu> nur. Evet. <laughs> Ve hüsnü <huşlu> basar. He. <laughs> Ve hüsnü <huşlu> kelam. He. <laughs> Ve hüsnü <huşlu> kerem. He. <laughs> Ve hüsnü siret ve hüsnü suret Hı. ve kemal-i zat ve, ve kemal sıfat evet. ve kemal-i gibi bizzat meziyet. Evet ne yaptı? 15, 17 sayabildiğim kadar gibi. Bu neydir diyor gibi? Bizzat meziyetler gayr olsun olmasın. Şu meziyetler tebettül etmez. Başından e başında ne diyor? Onun bildiği diyor nisbi bir lezzettir diyor. Okur musun onu? Şu sual sahibi, yukarıda sual var. <laughs> bir şey zıttı olması o şey nasıl kemal olabilir? El <laughs> cevap. Şu sual sahibi hakiki kemali bilmiyor. Yalnız nisbi bir kemal zannediyor. Halbuki gayra bakan ve gayra nispeten hasıl olan meziyetler, faziletler, tefebuklar hakiki değiller, nisbidirler, zayıftırlar. Eğer gayr nazardan sakıt olsalar onlar da sükut ederler. Mesela sıcaklığın nisbi lezzeti ve fazileti soğuğun tesiriyledir. Öyle anlar o. Yemeğin nisbi lezzeti... O öyle anlar bak. Açlığın. nisbi ez, lezzeti açlık eleminin tesiriyledir. Onlar gitse bunlar da az, azalır. Halbuki hakiki lezzet... Ha bak hakiki lezzet ve... Muhabbet Hake. ve kemal ve fazilet odur ki... 4. Lezzet, muhabbet, kemal, fazilet. Odur ki... Gayrın tasavvuruna bina edilmesin, zatında bulunsun, ve bizzat bir hakikatin mukadderi olsun. Yani bir zıttı olmasın. Mesela iman. İmanın lezzetini almak için kafir mi olmamız gerekiyor? Kafir olmadan da işte öyle bir şey ki anlayamıyoruz biz bunu. Zıtsız bir şey. Acayip bir şey yani. Evet. Yani Risale-i Nur yaşasın ya. Vallahi yaşasın ya. Mükemmel yani. Bu eser yani nasıl bir şey? Anlamış değilim hala. Aklım hayret ediyor. hayreti secdesini yapıyor. Aklım hayreti secdesini, secdi hayret yapıyor. Aklım Risale-i Nur'a hayret yapıyor. Hayret secdesi vallahi. Mina tuhaf, tuhaf ya. 40 senede beni okuyorum. Şuraya bak ya, mükemmel ya. Evet, Kastamonu 78. Bunu okuyunca e, herhalde ara vereceğiz. Eski Said'in bu gibi eserlerinde iki esası mühim hükme diyor. Eski Said. <laughs> bu tabirlere bak ya. Eski Said, yeni Said. Neler duyuyoruz ya. Risale duymadan eski Said, eski Hasan, eski bir şey. Eski fikret. Ya bir tuhaf ya. Bir de son zamanda beni etkileyen bir şey söyleyeyim. Kardeşlerle paylaştım. Kader gözü. İki türlü göz varmış. İki türlü akıl Kader nazarı. Ya arkadaşlar bu atey acayip bir şey ya biz buna ülfet etmişiz. Kader gözü, kader aklı, kader kaderin gözü var bir de kafanın gözü var. Kader gözü kafirde yok ha. Başka bir göz ha. Gözünü gözükenin arkasını görmek. Bak bak bir de söylüyor. Kaderin gözü. İki tane akıl var bizde. Bir zahiri bir batını. Kafirde batın denen bir şey yok. Ne acayip bir şey ya? Ha, biz zahiri hası fikretmişiz, berbat olmuşuz. Beden de olmuşuz Sebep sonuç ilişkisine onun için çıkamıyor. Sebep sonuç ilişkisine çıkamaz. Çünkü e, onu esas almış. Sana diyor ki bu sebep varsa bu sonuç olacak. Yok işte öyle bir şey. Mesela hayatın sebebi hayatın bütünselliğidir. Bir tane giderse ölür. Ondan sonra tıp da bir daha hayat yok. Oysa Kur'an diyor ki Esas hayat orada başladı. Bedensel çökündü bitti diyor. Ondan sonra ne hayatı diyor? Çürüdü. Ne hayatı? Hayat tıpta ateist, materyalist tıbbında hayat bu organların bütünselliğiyle olur. Bir tanesi gitti mi hayat yok. Hayatı buraya göre şadete göre tanımladı. Şadete göre has kıldı. Munasır kıldı hayatı. Burasını zannetti. Bedensiz hayat anlamıyor. Çünkü sebep yok. Sebep sonuca putlaştırdığımız için sebepsiz düşünemiyoruz. Bedensiz hayatı düşünemiyoruz. Vücutsuz ruhu düşünemiyoruz. Mezarlıktan, kabirden ahireti düşünemiyoruz. Çünkü sebep yok. Oysa esmalar sebepli tecelli eder. İsm azamlar sebepsiz tecelli eder. Sebepsiz tecelli, e, tecellileri anlamadığımız için İbn Sina gibi haşir naklidir. Akıl buna yol bulamaz. Bak akıl mı tıpçılar bunu dikkat etmesi lazım. Akıl buna yol bulamaz. Niçin diyor tıpçıların piri? Çünkü isimlere muptela, zahire muptela olmuş bir akıl. Ahiret nedir? Her ismin mertebe azamına ve ismi azamına olacağı için ismi azamı anlamadığından sebep sonuca mahkum olmuş. Bedensiz hayatı tanımlayamıyor. Vefat etti. Ne hayatı var diyor. Hayatı en kemal buldu. Gayba geçti. Ne gaybı diyor. Siz böyle inanıyorsunuz. Sebe Esmalara mazar. Bu tıp. İsmi azama mazar değil. i̇bn Sina da mazar değil. Usta söylüyor. Haşır diyor. İsmi azamın tecellisi olduğundan ismi azamı anlamadığı için akıl, akıl ona yol bulamıyor. Akıl nedir? Sebep sonuç ilişkisinin anahtarıdır termometre ile barometreyi olarak kullanabilir misin? İşte akıl sebep sonuç ilişkisinin anahtarıdır. Bunu adam gidiyor ve vefat etti diyor. Buna her şey bitti diyor. Oysa biz inanıyoruz ki her şey yeniden başladı. <laughs> Nereye varacaksın ya akıl alettir. Termometre sıcaklığı ölçüyor. Basıncı nasıl ölçeceksin barometre gibi? Söyleyeyim mesela süt kaç metredir? Süt Kardeşim süt metresi değil litre ile ölçülür. Kumaşı metre ile ölçeceksin gibi de bile değil. Akıl alemi şahadetin ilişki ve çelişki aletidir. Ama içsel alem ruh öyle mi? Gaybın anahtarıdır. Ağaçta işte, lezzeti vücut, lezzet hayat en çok keyif aldığım bir yer. Zıtsız hayat. O kadar beni mest ediyor. Enfus alem odur. Lezzeti iman, lezzeti vücut, lezzeti hayat, lezzeti şuur. Zıt olsun olmasın kendisi vardır. 600 kaçtı ya? 619. Unutma Hasan. Tamam. etmiş 78. Bir daha. Eski saydığım bu gibi eserlerinde iki esası mühim hükmediyor. O iki esasın hakikatları vardır. Mahiyetleri değil, suretleri değil. Hakikatları vardır. Fakat ehli velayetin keşfiyatı tevilata ve rüyay sadıkanın tevile muhtaç oldukları gibi. Bak Eylü velayetin keşfiyatları. Tevilata ve rüya tevilata bir. Ve rüyay sadikalar tevile muhtaç oldukları gibi. Bak iki şeyi kullanacak hissi kalbel bukuyu. Evliyaların keşfiyatı tevilata veya herhangi bir müslümanın rüyay sadikata rüyay sadikalar tevile muhtaç olduğu gibi. Bak evliyaların keşfiyatları normal müslümanların rüyay sadikaları Tevile muhtaç olduğu gibi, tamam. Hissi kalbel vukuun dahi daha ince tabirlere lüzumu varken. Yani hissi kalbel vuku hepsi aynı değil. Onun da tevili ve tabiri la lazımmış. Gibi, usta burada hata yaptım diyor eskide Lüzumu varken kendi kendisini eleştiriyor. Me bak mevzunun konusu kendisi olursa, bir arkadaşlar ilim nedir biliyor musun bilginin bak ilim nedir? Bilgi ile ilim arasında bir farkı bir tanesini söyleyeyim Osman bunu yazar. Bilginin konusu kendisi olursa, bilginin konusu gene bilgi olursa ortaya çıkacak şey ilimdir. Bilginin mevzusu, konusu, bilgi mevzu. Konusu kendisi olursa, bilginin konusu bilgi olursa ortaya çıkacak sonuç Artı kutup eksi kutuba benzemiyor. Çarpıştır çıkan kıvılcım ikisine de benzemiyor. İşte e, bilginin konusu bilgi olursa ortaya çıkacak şey ilimdir. O zaman insanı anlatıyor. Beşeriyetin konusu insan olursa beşer şerlerle dolu. İnsan ise arındığımız kadar Peygamberlerin vazifesi beşeri insana çıkar. Beşerin konusu yani benim mevzu ko, şey mevzum, konum kendim edersem, kendimi kendime konu yaparsam, kendi kendime mevzu yaparsam, kendimi kendimle çözmeye kalkarsam insan olurum. Kendisinin mevzusu kendisi olan beşer insan olur. Kendisinin konusu kendisi olması lazım insan olmak. İnsan nasıl olunur? peygamberler yapıyor da ne kadar olur? Kendi beşer işte bilginin konusu bilgi olursa ortaya çıkan kazanım bilgiyle bilgilerini çarpıştırdın. Emri itibariyle emri nispleri çatıştırırsan vahidi kıyas olduğu gibi bilgilerimle bilgilerimi itibari ve nispetleri ya eşleştirip ya çarpıştırırsan ortaya çıkacak şey bunların ikisinin zıttıdır. O da ilimdir. İşte usta diyor ki evliyaların keşfiyatları, Müslümanların rüyay sadıkaları nasıl ki tevile tabire lazım. Hissi kalbel vuku dahi daha ince tabirlere lüzumu varken eski Said'in o hissi kalbel vuku ile hissettiği o iki hakikatın tevilsiz, tabirsiz bir surette beyanı kısmen, kısmen kusurlu ve kısmen hilaf görünüyor. Niçin söyledim bunları izah ettim? Kendisinin konusunu kendisi yapıyor. Kendi hatasını kendisi buluyor. O nispetle insan. Görünüyor diyor. Sanki <laughs> kusurlu değil ama öyle anlaşılıyor. Gibi. <laughs> sureti böyle. Ben sureti gördüm diyor. Mesela alem İslam'ın helakını görecek keşfiyatlar, yalan mı söylüyorlar? Bu gaybden işaret edenler İslam'ın şöyle olacak böyle olacak yok. Yani onlara gözüken miktar öyleyken oysa başka tarafı da var der ustad. Bak ustad kendisinin haberlerini kendisi kendisine konu yapmış. Kendisi kendisine konu yaparsa kemal olur celalin içerisinde kemali, şey, celalin içerisinde cemali, cemali de kemalde gören kemal olur. Cemali celalde, celali cemalde gören kamil olur. Nerede anlatıyor bunu? 24. sözün başıdır. <laughs> tamam. Devam ediyorum. Demek ki kalbel vukuunda tevile ve tabiri ihtiyaç var. Paldır küldür ifade etmemek gerekiyor. Yine vahye dayalı akla ihtiyaç var. Hangi akıl? Vahye dayalı akla ihtiyaç var. Vahye dayalı akıl vicdanı beslerken vahiden kopan akıl da vicdanı besliyor. Ama aklın aklı vicdandır bu manaya bakıyor. Mesela aklın yaptığı hataları Allah sigortasını koymuş. Akıl hata yapabiliyor yani vahye da dayıldı ya. Bu sefer aklın aklı devreye giriyor. Nedir aklın aklı vicdan. Yapma asan, öyle deme asan, düşünme öyle. Bu aklı değildir. Bu ötelerin ifadesi değildir. Aklımızı tahsi eden vicdansa aklın aklı vicdandır. Demek ki aklımız vahye dayanırsa vicdanı beslerken aklımız vicdana dayanmadığı anlarda akla yol gösteren, aklı tahsi eden kusurlardan doğru yola koyan vicdan o iliyor. Gir, Bak bir daha. Akıl burada duruyor. Burası vahiy, burası vicdan. Eğer bu akıl vahiy ile besleniyorsa vicdanı besler. Bir daha. Bu akıl çanak anten gibi. Burası uydu haşa Allah'a. Vahiden beslenirse akıl vay çanak antenden vay uydudan alırsa televizyonda gösterildiği gibi televizyon ekranında gösteriyor. O zaman akıl vahiye muhatap olursa kazanımları vicdanı besliyor. Eğer bu akıl vahiden gaflet ederse bu kazanılmış vicdan buna akıl, ustatlık yapıyor. Akıl yapma der. Aklın sonu kısa diyor. Heh? Aklın sonu kısa Kur'an güneş altına gir. Ha? Akla diyor ki güne Kur'an güneş altına gir. Vahiye bağlan. şuur imanı oluyor tabii. Diyor ki vicdan git bağlan oraya. Aklımızı vahye bağlayan vicdandır. Bağlan oraya diyor. Ha o zaman bağlanınca vicdanın da karı var. Oradan aldıklar bana ver çünkü sen berzasın. Akılsız vahiy yoktur. Akılsız vahiy olmaz. O şey olur. Hayvanlara, küre arza vesaire o o ak o vahinin mertebesi. <laughs> Yoksa akıl vahiy ile beslenmiyorsa, aklın aklı, va bak, ak yoksa akıl vahiy ile beslenmişse aklın aklı vahiy Kur'andır. 108 sözler. Aklın aklı nedir? Vahiy Kur'andır. Eğer akıl, akıl şey vahiy ile beslenirse, aklın aklı vahiy Kur'andır. Eğer akıl vahiy ile beslenmiyorsa, oradan alamıyorsa, aklın aklı vicdandır. İki tarafta da Bizi koruyor Allah Celle Celalu Şimdi e, hissi kalbel vuku'yu devam edeceğiz daha çünkü bir e, e, bir tane de var. Ben burada e, ilgili bir şey daha diyeyim. Heh. Hissettiği hakikat var. Hakikatın suretini beyan ederken bir hakikatı hissediyor. Onun suretini beyan ederken, e, ifade ederken suret var, hakikat var. Hakikati hisseden bir e, tarafımız var burada sanki hakikatı, e, hakikati e, yani bizde mesela o zaman hissettiğimiz her şeyin e, suretini yaparken bir şey mi ara başka bir şeye mi ihtiyacımız var? Evet mesela tek başına o zaman ifade <laughs> etmiyor mu? Olmaz şöyle hissi kalbel vuku kutun etti mi? Bu surettir. Yani bu dört kanun orada da cari, Her şeyin bir sureti var. Bir içeriye kanuneti var. Hisi yani hissi kalbel vuku, bunu da okuyup da keserim. Çünkü kesmeyeyim. Çünkü kestimi bitirmemiş bitirmiş oluruz. Ha. Bak hissi kalbel vuku'a bir şey geldiği zaman bazen suretiyle gelir. Surette kalır. Sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti. Usta diyor ki ben diyor hissi kalbel vuku'yu da hissettiğim doğruydu ama suretiydi. Kendimle tanımladım. Hakikatini olmadı diyor. Hakikati olmadı. Hakikati hissediyor ama... Hakikati hissediyor ama suret sev seviyesindeki sureti, e, diyor? hakikati hissediyor ama sureti eylemi eylem müşahedetindeki tezahürdeki sureti yanlış oldu diyor. Peki doğrusu nasıl olması lazım? Yani şeyi çıkartalım. Mı? He, he. Do Doğrusu Mesela tevil o diyor. Tevil ve tabir etmem lazımdı. Çünkü tevil ve tabir etmek şu. Tevil etmek İki şey kullandı. Yani girmek istememiştim ama gireyim. Tevil ve tabir demek. Tabir peygamberin sünneti. Tevil ise Kur'an'ın ifadeleri. Birisi Musa, birisi İsa. Birisi teşbih peygamberi, birisi tenzih peygamberi. Burada isevi meşreple musevi meşrebi cem etmiş. Yani tevil Resulullah diyor ki ey Ali. Ben tenzili için Kur'an'ın, sen tevili için savaşacaksın. Tevil demek, ben diyor vicdanımdaki hissi kalbel vukuyu hissettim ama Kur'an ile tevil Allah Resulü'nün sünnetleriyle tabir etmediğim için yanlış oldu diyor. Burada te, tabir ve tebir e, te, e, şey tabir ve tevil kitap ve sünnetsiz oldu diyor. Peki burada işi sadece hissi kabrel vukuya bırakmıyor. O da his olduğu için. Ee, mesela ben atıyorum sizden bir şey hissettim. Yani i̇lla hani o hissi kabrel olmasın. Normal his de olsun. Onda da o değil mi? bir şey hissettim. Ben bunu e, bir şeye yani onu tabir etmem lazım hissettiğim şeyi. Ben sizden bir şey hissediyorum. O zaman orada da aynı şekilde üstadım dediği gibi. Aynı. Mesela bir tane misal söyle. Uygulayayım şu andaki zamanı uygulayayım daha yanlış. Yahudiler çölde kaç sene dolaştı? 40 sene vatansız. Bana dediler ki dün akşam bu zulüm ne zaman böyle kemalini bulur? 40 gün sonra. Şimdi kaç günü oldu bilmiyorum. 40 gün sonra kemalini bulur. Ondan sonra her şey bekler. Bu ne demek? Niçin buraya geçtim ben? Benim hissettiğimi böyle vicdanımda hissi kalbe ölüküm tın etti. Ama tevil ve tabir edemiyor yani böyle bir şey hissettim. Bu zulüm gidiyor 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 gidiyor. Kemal'i ne, ne zaman bulur? Artık yeter artık. Ne zaman başlar? O, o gün başlar anlamadı değil. O çizgi artık çita doldu. Ondan sonra her şey bekle ama 40 güne kadar pek bir şey bekleme. Çünkü 40 gün onlar müsaade etmiş. Dün akşam derste dedim ki Süfyan-ı Deccal geldiği zaman öyle bir tarif yapacak ki bir senede, üç senede yapılmaz. Bir. Öyle bir ta, ikinci günü öyle bir tarif ta, yaptıracak ki yapmayacak, yaptıracak ki bir senede yaptığını 30 senede yapılmaz. Üçüncü günü bir senede öyle bir tahribat yapar ki on senede yapılmaz. Dördüncü günü tahribat bir şey yapamaz, kendisini korumaya çalışır, yıkılmak üzere ama yıkılmayayım diye kendisini ayakta durmaya çalışır. Dört, kırk. 4. Yani 40 yıl 4 sene bak. 300 sene, 300 sene bir sene. Dolayısıyla 40 yıl ben ben de fiilen göstereyim. Şimdi bu hissi kalbel vuku hissettiğim bir şeyi Kur'an ile izah edersem tevil etmiş olurum. Eğer hadis şeriflerle şey yaparsam tabir etmiş olurum. Tabir şeyledir. Müsevi meşheptir. İsa aleyhisselam şeriatçıdır zahircidir. Musa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam enfusçidir. Teşbih peygamber teşbih peygamberidir. Enfusçidir. Onun tevil edilmesi lazım. O ötekisinin de içi doldurulması lazım. Ondandır ki Musa Aleyhisselam eksikliğini hissetmiş. Ya Rabbi ben şeriat ilmimde acaba benden daha benden daha ilim sahibi dünyada kim vardır? Dedi bunu söyledi. Bana verdiğin bu ilimden daha üstün kimseye vermişliğim var mı? Var dedi. Kimdir ya Rabbi dedi. Kur'an'ı söylüyorum size. Şu diyor nehri devam et. Nehir giderken nehri çatalaşacak diyor. O kavşakta birisini göreceksin diyor. Deniz sahili ha deniz sahili. Yani şey, nehir değil. Deniz sahili evet. Evet deniz sahili bak. Orada kimi denk geldi? Uzun tabi biliyorsunuz ya. Yani. Kimdi o? Hızır Aleyhisselam. Sana verdiğim şeriattı. Yani tabir edilmiş. E, o kimdi? O tevil sahibi. Yani kitap ve sünnet. Bunu harmanlayan kim? İcma ve kıyasçılar. Tamam. Devam ediyorum. Çünkü arkası da hisi kalbel vuku olduğu için keseceğim. Çünkü burada bitiyor. Kastamonu 55. Evet. Hayat yani bırakacaktım ama hissi kalbe luku bu, bu hızla, bu sıcaklıkla, bu olmasa olmaz. Devamı çünkü. Hayat imani yaşatan anane ile gelen hissiyat-ı yandırıyor. Hayat-ı imaniyi yaşatan, imani hayatı bize yaşatan e, nedir o? Bize iç halimizi yaşatan nasıl alacağız? Anane ile örf, anane kültür gelenekle gelen. Arkadaşlar Son. Toparlanın. Son, son, bu. Hadi bakalım. Son inan. Ananı ile gelen hissiyat-ı mütevariseyi yani his aynı zamanda Mevlana'nın tabiriyle harma, şey, hamur yaparız ama yenmez. Fırına vermek gerekiyor. Isınması lazım. Aslında celal diyor, celal fırın gibidir. Celal. Hamur yapmak cemaldir. Ekmek hali kemal onların tabiri hissiyatımı tevariseyi e, şimdi gelecek zaten a, acele edeyim ya maddeye şaire şair demek mazi istikbali taşıyan örf anane kültür ve gelenek yani e, ecdadın peygamberin hissiyatını maddeye nasıl yansır maddede nasıl korunur maddenin korunumu kanunu maddede peygamber vesselamın haleti nasıl olur Nasıl korunabiliyor? Ki hırkasını veriyor Vesel Karani'ye. Üşümesin diye vermiyor ya. Fakirdir diye vermiyor. Çünkü develerin çobanı. Onda iplaha çok. Bu hırkamı ver. Niçin? Ne yapacak? Üşüdüğü zaman giysin. Öyle demiyor. Bunu ver diyor. Ya Ömer ya Ali. Bunu verin diyor. İkisini radiyallahu anh. Ecmain. Giydiği zaman diyor. Üşümesi kalkar demiyor. Giydiği anda diyor. Ümmetime dua etsin. Gene bizi düşünüyor. Giydiği anda dua ediyor. E ne alakası var bu şeyle, hırkayla? Hırkasız dua, dua olmaz mı? O anda o libas altında acaba e, benim vefatımdan sonra o hissiyat-ı o hırkada temerküz ettirip oraya kodlayıp onu giyince mi o aletler aktif oluyor? Ki giydiği zaman ümmetime dua etsin. Ne istiyor buna mukabil? Bunu giysin üşümesi kalkar demiyor. Fakirliği de kalkar demiyor. Ümmetime dua etsin diyor. Evet. Maddeye nasıl yansır? Konu o. <laughs> Hissiyat-ı mütevarise ne demek? Lugat. Çıktım orada. Beraber işleyelim. Ve son olduğu için. Hissiyat-ı mütevarise. Tevarus eden ister demek. Ne demek? Birbirine aktarılarak ne bu? Ee, birbirine aktarılarak e, hisler. E, aktarılarak devam eden olacak hisler. Tamam. Öyle. Çünkü öyle geliyor. Birbirine aktarılarak devam eden hisler. Demek ki o kadar böyle yoğunlaşmış ki kafa. Yani kalem şey yapmıyor. Anane. Ne demek? Anane ile geliyor ya bak şu. Ananenin lugatı. Lugata bu tabir değil. içine ben üstüne mana yüklememişim. Ana ne demek? Adet, örf, nakl ede ede silsile şeklinde bize kadar aktarılanlar. Bize aktarılanlar. Bunlar eylemler. Hissiyat-ı eylemin değil, eylemin ruhu. Hissiyat. Ecdadın hissi. Mesela yeni yapılan camiye girersin. Biz de ecdadın camisine girersin. Orada buram buram kokar ecdat. Nasıl koku? Kokuyor işte. Taş kokuyor. Ecdat kokuyor. Şehir-i Şehir vicdani oluşu. Heh. İşte bu. Yani hissiyat-ı soyut kavram. Soyut. Ana neyse ise somut kavram. Birisi mülk, birisi meleküt. Ha. Demek hissiyat da hissiyat var ya his, nasıl aktarılacak? Anane ile gelenleri de var. Anane ile gelenler de var. Seni canlı tutuyor ve seni hem maziye hem istikbale bağlıyor ve taşıyor. Yani hissiyat anane ile gelenler. Mesela cami, mesela Kur'an, mesela takke. Mesela diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iki rekat sarıkla kılarsa namazı sarıksız sabaha kadar kaç rekat kılabilirsin? 70 rekat zor kılarsın. 2 rekata 70. 70 çokluktan kinayedir. Başka saf oluyoruz. Saf olmak lugatı da aynı zamanda bir çizgide gayeye aynı yere yönelmek iken saf olmak arı duru demek. Toplumsal şey basmıyor kafası. Yani kafanın tesiri yok. Yani biyolojik hali. Safa durduk. Temas edin diyor. Tamam. Niye edin? Hissiyat-ı mütevar o aramızda safta birisi var. Psikolojisi bozuk, intihar gibi düşünüyor. Veya hep zaman aman öyle bir tanesi çok kaliteli. Bu birbirine bağlanarak nötrleşiyor, tedavi oluyor. Psikoloji tedavi oluyorlar. Ara verirsen tedavi olmayacağına delil nedir? yanaşıyorsun o da kaçıyor. Kibirdir diyor. <laughs> demek ki temas etmek kibiri kaldırıyor. Kaçmak kibirdendir diyor. Anadavlama yanaşıyorsun. Soğan yemiştir abi o yüzden kaçıyordur. Olabilir. Ha, demek ki bu temas etmek ne, ne, ne demek biliyor musun? Bu saf ötelere bağlıyor. Sif orada safta duranlar değil sünnet-i seniyeyi seni taşıdığı için Resulullah'tan bile geliyor kablodan. Evet Mehmet kardeş. Bazen yanaşmak istiyorsun ama bazen de kaçıyorsun. O, ne ifade ediyor? İşte o kibirdendir o anda kaletin. Evet öyle diyor. Allah Allah. Ben uydurmuyorum ki bunu. Fıkıhta temas etmemek kibirdendir. Başka bir kibir söyleyeyim. Ben bunu demem. Şu. Böyle namaza durmak. Kibirdendir diyor. Ee, peki ne alakası var? Biz bu fiilinin içeride karşılığını bilmiyoruz ki. Mesela yandakinin ehli bir da birinin ol, olduğunu belki hissettin. O bize öyle bir batını, bir haletinle davranışını böyle yap demedi ki bize. Emrolunduğun gibi olacaksın. Bana demiş ki... Ama gayri, ihtiyari gayri ihtiyari kibir olduğu için oluyor. Gayri ihtiyari kibirlisin oluyor da... Kardeş biraz 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 beşeriz daha biz. Adam <laughs> Bak şimdi ben anlatmak istem şuydu. Her İslami örf, anane, kültür ve gelenin içerisinde o ruh var. Bu saf caminin içi kadar değil. Öteye bağlıyor. Allah Resulü'nden beri kablo geliyor. Kopma o kablodan. Çünkü bu hareket nasıl ki taş ecdadı taşıdığı gibi bu İslami örfü anane de Allah Resulü ve sahabe asıl saadeti taşıyor bize. Ön safla arka safın oluyor. Evet, ön safı, saf ve ve saf arka. Lemalarda anlatıyor bu, ön saftakiler. Ya cihatta da öyle, hizmette de öyle, ön safta. Adam her şey var ama maddeden, maddeden dershane bir şeysi yok. Ön saf mı? Geç arkaya. Orada da öyle Geç abi, hep zaten arkadaydın derler. Hep arkaya. Yani öyledir. Gayreti gösteriyor, himmeti gösteriyor. Manende de öyle. Niye ön safta bu adam? Önce gelmiş. Niye böyle ön saflasa, önce duran, sonra giden Ta oraya, ta şeye kadar geldi. Namaza dahil olduk. İmamla dahil olanın sebebiyle, subhane okunurken dahil olan, Fatih okurken, Fatihanın sonunda, zam Sure'de hepsinin sebebi farklı. Rüküdesin. Daha kalkmadın, yetiştin. Evet rekatın rekat ama sebeben aynı sevap mı? Sevaptan kasıt itsel alemdir. Şey, de, de, zahirde, şeriatta çizgi, sevap. İşte öyle değil yani. Hazret ve nur aleminden. Diyor. Yani evet. Hazret, ve Kemal evet. Hazret ve nur, Alemin. nur aleminden. Oradaki kişilik ve kimlik. Gelelim abiler bir daha. Hissiyat kardeşi maddede bulunabiliyor. Onu şöyle tespit etmiştim. Yani bir ara hatırlar mısınız? Şöyle sevgili arkadaşlar. Osman inşallah güzel bir koltuk getirecek, daha güzel kayacak. Tamam. Şimdi abiler, şuraya yapayım veya şuraya yapayım. Burası elektron, burası proton. İlmin eskide biz okurken dediği şu. proton etrafında dönen dönüyormuş böyle. Şimdi dönmüyor. İhtizaz var diyor. Dönüp dönmediğine emin değiliz. Yani iki hareketi var diyor. Dalga veya şey. Tanecik. Yani ya dalga şeklindedir veya tanecik olması gerektiği her yerdedir diyor şu anda. Ama ikisi de şöyle diyor. Protonla elektron arası boşluktur diyor daha önce. Şimdi diyor ki duman gibidir diyor. Tanımlayamadığımız yapı var diyor öyle mi? Böyle diyor burası. Şöyle yapayım. Bir şey anlatacağım da. Hissiyat-ı Böyle bir alem. Şimdi karışmasın. Şunu kaçırma. Proton, bu elektron. Bunlar arası boşluk mu? Ustad diyor ki niyet ve nazar mahiyet eşyayı tahir eder, değiştirir. Sima da değişiyor. Sima, konuşma. En güzeli simadır. Ayette söylüyor. El Elsinetikum ve elvanikum. Sesler ve simalar. Şimdi arkadaşlar, bizim niyet ve nazar, protonla elektron arasındaki Allahu Alem buraya yerleşiyor. Buraya yerleşiyor. Bu boşluğa bilim insanı tespit edememiş ne var? Şu anda duman var diyor. Neye benziyor? Dağın tepesine öyle bir misal verdi birisi. Dolu zannederiz diyor. Dağın tepesi. Bulut. Ama hakikaten bir bizim atom cinsinden veya işte kesif katı cinsinden bir madde yok. Ama varmış gibi davranırız değil mi? Bulut var. Görmüyor. Kesif. Ama boş yani. Katı cisme göre boş. İşte protonla elektron arasındaki yapıyı niyetimiz ve nazarımız yani kalp ve aklımız değiştirdiği için sima değişik oluyor. Sima da madde ya. Maddeyi böyle değiştiriyor. Şimdi hissiyat-ı ise işte Peygamber aleyhissalatü vesselamın ve sahabe efendilerimizin hissiyatının örf, anane, kültür, gelenek, şairlerin ezanın camilerin minarelerin tesettürün sarın takyenin oraya yüklenmesi hemen seni o etkilemesi veya ötekisine nefret olması protonla elektron arasındaki o zatların o mübareklerin yükleyebildiği enerji gücüdür. Hissiyatın gücü kadar maddeye yükleyebiliyorsun. Hissiyatın gücü kadar ne kadar güçlüyse hissiyatı mütevarisen maddeyi değiştirebiliyorsun. Mesela niye böyle Kur'an okuyanların siması böyle de zina yapanın faiziyenin şey diyor da faiziyenin hortlak şey hortlayan e, şey gibi titrer diyor. E, faiziyen öyle bir siması var yani böyle hortlamış bir ruhun hortlak böyle ne yaptığında nereye geldiğini bilmez böyle bir şey gibi dirilecek aynen. Titrek böyle olacak. Faiz yiyenin, faiz yapanın. Abi öyle bir simaları var. Böyle gözler sanki farklı Mesela niyet nazarı Avrupa'da dedin şöyle de gözükebiliyor. Bulunanlar bilir. Ee, mal sahibine benzer diyor. Köpeği 6 ay gezdirmişse e, 6 ay, 3 tane 6 ay olursa kim köpeğini gezdirirse köpek mi sahibine, sahibi mi köpeğe benzer? değişken köpek olmadığından insan değişiyor. İnsanın simasını, köpeğin simasını alıyor. Üç tane altı ay bakarsa. Üç tane altı ay. Üç altı ay. Ee, eğer köpeğin sahipliğini yaparsa köpeğin simasına benziyor insan. Değişken köpek değil insandır. Bak değişiyor bakma. Bakın böyle. Mesela aa, benzemiyor. Yeni almıştır o hayvanı. Okan'ın inekleri de geçelim. <laughs> Bana benziyorlar. Vallahi benziyorlar mı? Valla benziyorlar geldikten sonra. <laughs> Kuyuları öyle değişiyor. Kuyuları. Geldiklerinde çok azman oluyorlar. Sonradan böyle çok sevimli, cana yakın bir şeye dönüşüyorlar yani. Sığırın var değil mi Allah senin? Kaç tane var? Şu anda bir tane var. Böyle değişiyor. Şimdi gelelim buraya. Gelelim buraya. Abiler, hissiyat maddeye yüklenebilir diye anlatmak istedim. Bunun en güzel şeyi Maneviyat simada seste olması en güzel bir örnektir. Allah veriyor misali. Elsinetikum ve elvanikum. Simalar ve sesleriniz o cinstendir. Tamam Demek ki hissiyat da, hissiyat da anane ile gelenleri de var. Seni canlı tutuyor ve seni hem maziye, Allah Resulüne, hem istikbale, hem gelecekteki hizmetin sebep olmuşundan şu anda sana geliyor ki istikbale bağlıyor ve taşıyor. İstikbal ahiret. Ananelerin, örf ve kültürlerin içlerine hissiyat da var ki buram buram Osmanlı mazi kokuyor. Şairler de böyle. Osmanlı kokuyor. Hissi demek ki maddenin, şairlerin, örf anane kültürlerin içerisinde mazinin, ecdadın, fikriyatının dışında hissiyatı da var ki hislerimizi, fikriyatı var ki fikrimizi, duyguları da var ki duygumuzu, latifeleri de var ki latifemizi etkiliyor. Mesela ona ne kadar kuvvet yüklemişse namazdadır veya geziyoruz. Allah Allah. Bunu... Git mesela ben yeni geldiğim için söylüyorum. Kilisede inan adamların onu oyarken o burçta o demirle çekişte o şekil verirken heykele, ben bunu da söyleyeyim. Hristiyanların değil o testis heykel meykeller içeri. Pagan dinin dindir. Yahudiler sokmuş onu. Aslı Hristiyanlıkta İsa Aleyhisselam öyle çıplak değil. Hiçbir tane İsa Aleyhisselam elbiseli pek göremezsin kilisede. Hep çıplak. Pagan dininde böyle. Onu oraya sokmuş. Şimdi adamı şöyle demek istiyorum. Şekil vermiş ya oraya. Çek işte tık tık burçta. Yani kırıyor ya adam. Taşı şekil yapacak. O adam biraz dikkat edin böyle. Dikkatle böyle yoğunlaşıyor, yoğunlaşıyor, yoğunlaş. Onu yapan adam 500 sene önce yaşamış ya. Neredeyse onun hissiyatını hissedersin. İnan. Çünkü niye? Barla'da geçiyor. Ulvi ve kutsi fikirler ve hisler sanatta tezahür ediyor diyor. Hulusi Hüsrev abiye söylüyor. O tevafuku getirenler o sanatında tezahür eder diyor. Görürsünüz Barla'da. Ulvi ve Kutsihisler e, sanatta bir bulsanı çok güzeldi. Sanatta tezahür ediyor. E, e, şi, nakışlar olarak güzel nakışlar olarak ibraz eder. Nakış diye yazarsan bak bulursun bu e, kendisini ifade ediyor. Yani insan o heykeli yaparken orayı yapmıyor. O taşa şekil vermiyor. Buradaki şeklini orta, ortaya çıkarıyor. Oku. Demek oluyor ki manevi hali samimi hisler. Ne hisler? Maddi nakışlar suretinde kendini hissettiriyor. Bak maddi nakışlar. O sanatına bakınca hisleniyorsun. Sayfa kaç? 281. 281. Arkadaşlar. Bunlarla alakalı bir şey var. Adam büyük bir taş getirdi kamyonla. Ben gördüm Maltepe'de vardı. O, dört yolun, Ozan zaman dört yol vardı beşin üzerine. Araba yoktu ki dört yol. Orada bir heykel taş vardı. büyük bir taş koydu. Oraya bir kum götürmüştü amcam. Ben de <laughs> ortak kuşeydik. Oraya dökerken o zaman söyledi, heykel taş söyledi. En şaşırdığın nedir diye amcam sordu ona. Taş koyuyorsun. En şaşırdığın bunu yaparken en çok etkilendiğin nedir demiş. Dedi ki e, küçük yaşta bunu dedi bazıları seneler alıyor dedi. Bir heykeli çıkarmam. Çocuğum baba bana dedi ki diyor ufak dedi iki buçuk gün işte demek ki ne kadar şekil ortaya çıktı çıktı sonra çıktıktan sonra dedi ki baba bu taşın içerisinde adam olduğunu nereden biliyordun sen? Nasıl yani oğlum? Baba bunun içinde adam yok mu? Onun üstünü açtın adam var. Sen o içindeydi gizliydi. Onun üzerindeki taşları kırdın adamı çıkarttın ya dedi. Ha, bu bana ne getirdi hatıra? Demek ki o taşı oyarken adam oradan çıkmıyor. Buradaki adamı orada ifade ediyorum. Aynadaki güneş gibi. İşte ne diyor? Bir de oku. Ulvi nakışlar mıydı diyor? Manevi halis. Manevi halis samimi ister. 3- His ama. Maddi nakışlar suretinde kendini hissettiriyor. Maddi nakışlar hissettiriyor. Bak, baksana. Ne, nasıl bir, şey bir kitap ya? Normal mi şimdi bu? Ha. Şimdi diyor ki Osmanlı kokuyor şairlerde. Maddede, şairde, hissiyat-ı mütevarise nasıl bulunabiliyor maddede? Acaba proton ile elektron arası bulutlu, kah boşluk diyorlar acaba orada da mı bulunabiliyor? Yani protonla elektron arasında bunu madde çünkü nasıl sima değişiyor? Faiz yeğenin şey diyor ya faiz yeğenin ayetleri ne güzel diyor ya. Hadiste mi geçiyor? Hortak horttan bir sıfatını anlatıyor ya. Hortlayanın böyle şey gibidir diyor ya. E, çok tuhaf ya. Hortlak çıktı gibi böyle bir şey söylüyor. Aynı ona benziyor. Ama Kur'an okuyana bakıyorsun siması. Haşa, hatta cemaatler bile değişiyor. Cem siması kişinin. Ha. Acaba proton ile elektron arası bulut bulutlu kah boşluk diyorlar. Acaba orada mı bulunabiliyor niyet nazar? Veya e eşittir mc kare. Madde donmuş enerji olduğundan benim şu anda kelamım benim donmuş halimdir içimden çıkan o kelam ta kalpten geliyorum niyet nazar niyet nazar ihtiyaç ve iştiyak. dört tane kalıba sokuyorum. İyim. İhtiyaç, iştiyak, incizap, meyil. Bunların içsel alememin dışsalı olan kalıbı olan kelam. Maddesel hali sima. Ha madde nedir? Eşitlemce kare. Madde donmuş enerjidir. Madde donmuş enerji olduğundan keşfedilmemiş maddenin enerjisine bak keşfedilmemiş maddenin enerjisine hisleri, duyguları ve fikirleri konulabiliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Sultan Ahmet Cami yapılırken o taş Allah Resulü zamanında belki dağdaydı. Allah Resulü'nün Aleyhisselatü Vesselam'ın hissiyatı, manevi duyguyu dinleyiniz. Bitti çünkü. Allah Resulü ve Vesselam'ın zamanda Hadaya Sofya olsa, Sultan Ahmet Camisi olsa Mekke'den oraya anafor gibi o hissiyatı yükler madde. Allah Resulü zamanında Sultan Ahmet Camisi'nin taşı belki dağdaydı. Onun hissiyatı dağdaki maddeye de, de yüklendi de sonra Mimar Sinan bilmeyerek, şuursuz olarak altın üstünü keserek koydu oraya. Veya komple dünyadaki madenlere mi sirayet ediyor Resulullah'ın maneviyatın? Daha arkaya gideyim. Allah'ın esmaları. Evet bu kainat nedir? Allah'ın esmalarının cil ve cemal nakış sanatlarının donmuş halidir. Madde eşittir. Donmuş hal olduğu için enerjinin. O zaman bu madde nedir? Daha Resulullah'ın hissiyatından değil, Allah'a götürüyorum. Bu madde nedir? Esmaların e, cil ve cemal nakış sanatlarının donmuş halidir. O zaman esmada dün, bugün, yarın yoktur. Hepsi vardır. Enerji boyutunda uzak yakın, enerji boyutunda bak enerji. Enerji boyutunda uzak yakın, büyük küçük, beyaz siyah gibi nisbi dünyalar var mı? Ej, enerjinin, enerjinin içerisinde, Elektriği. elektriğin uzak yakın, soğuk sıcak, beyaz siyah, ağır hafif, dinsiz dindar, iyi ve kötü, kafir mümin, böyle bir şey var mı? Yok, yok surette var bunlar. Otellerde öyle bir şey yok. O zaman burada şeytan melek, orada nur ve mudil esması. Berzahsızlarda yok aslında abi. orada da değil, işte... Berzah da oluyor. Zaten e, bir anda Allah bile şey yapmıyor. Yani şehadette gayb e, bir anda kesik oluyor. Yok. merhameten bir berzah koymuş. Ahiret mesela. Bir anda Allah bizi dünyadan alsa uçursa cehenneme. Bir anda uçursa bizi cennete. Cennete kafayı yer ya. Gene merhameten kabir koymuş, sıra, haşir koymuş, sırat köprüsü koymuş. Bunlar hepsi berzahtır. 228 Mesnevi Nuriye'de. Sırat Köprüsü berzahtır, kabir berzahtır, ilim berzahtır, sen berzahsın, berzat da berzahtır. Enerji boyutunda uzak, yakın, büyük, küçük, beyaz, siyah gibi nisbi dünyalar yok gibi. Enerji boyut farklılıkları var. Bak enerji boyutunda farklılıklar var. allah Alem nedir o? Boyut farklılığı. Yani boyut farklılığı esmanın hakikatlarına deniliyor hakayık eşyayı sabit etin esma ilahiler olduğu için boyutlar da esma ilahiyelerin tecellilerin meratipleridirler. Ona biraz yakın olduğu için FM dalgaları, e, radyo televizyon dalgaları burada aynı noktada bulundukları halde boyut farklılıklarından karışmıyorlar dedik ve burada kesiyoruz. Geceniz gündüzünüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki can da aziz eylesin. Bu hakikatte haklanmayı nasip eylesin. Ya Rab senin dergah hazretinde bunu kabul olanların zürmesini ilâkeyle. eyle. Ya Rab bu de derslerimizin hakikati hürmetine, Müslümana ve İslamiyete yardım eyle. Gazze ve dünyada nerede Müslümanların e, mücadelesi, cihatları ve mağduriyetleri varsa Ya Rabbi onlara uygun hale getir ve temerküz ettir. Bu hakikatin orada maddeye dönüştür Ya Rabbel Alemin. Ya Alemin bu hakikatin hakikatlarını, İslam'a ve Kur'an'a düşman olanları, İsrail'i ve türevlerini, Allah'ın bu esmalar ne iktiza ediyorsa maddeden oralara da öyle tezahür ettir. Ve tahakkuk ettir ya Rabbel Alemin. Ve ahir davahum enilhamdülillahi Rabbil Alemin el Fatiha. abi, sık kabel ismi hassası ile Latife-i Rabbaniyesinden Rabbisinden hissedar oldukları. Bir daha. Kişi kablel vuku ismi hassası ile Latife i Rabbaniyesinden Rabbisinden hissedar oldukları. Vuku, Rabbisinden tamam. hissedar oldukları. Harika. Yani bizim lisana çevirelim. Bu adam başka lisanla konuşuyor. Hissi kalbel vuku demek herkesin ismi hassı var. O ismi hasını bizdeki vicdanda Latife-i Rabbani var. O Allah seyrediyor. Bana ait olan ismi hasımı, bana ait olan ismimi e hangi isimse. Mesela bende üç tane isim var. Hakim e, Hay Hadi Hidayeti vesile olan. İsmi hasını Latife-i Rabbaniyesinin yoluyla hisse hissedar olmaktır o esmaya. Aynen doğru. Hissi kalbel vukuya Osman bunu yazsaydı keşke. Latife-i Rabbaniyesinin yoluyla yani mazariyetiyle hissinde hissedar olmaktır. Hissi kalbel vuku. Çok güzel. Aferin. Bazen kafası çalışıyor çok şükür. Burada kesiyorum. Kestik zaten. Mağdup Dali'ne giremedim. <laughs>